Efendim, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Dinamit programında Akit TV ekranlarındasınız. Ekranlarınızın başına hoş geldin. Bu akşam Dinamit programında Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını çok değerli konuklarımla ele alacağız. Elbette ki en çok konuşacağımız başlık 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj alındı dedi. Peki seçmen kime ne mesaj verdi? Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı. Oradan çıkan sonuçları da paylaşacağım sizlerle. AK Parti MYK toplantısı vardı dün. MYK toplantısından kulislere yansıyanlar nelerdi? Cumhurbaşkanı Erdoğan parti yöneticilerine hangi mesajları verdi? Bunları da konuşacağız, tartışacağız. Ama önce konuklarımı tanıtmak istiyorum. Ankara stüdyosunda Profesör Doktor Özcan Yeniçeri. Özcan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ve yine Ankara stüdyosunda gazeteci yazar Osman Diyadin. Osman hoş geldin. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ve İstanbul'da da çok değerli iki konuğum var. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı ve yine Profesör Doktor Ahmet Akın. Mustafa Hocam, Ahmet Hocam, sizler de Dinamit'in yayınına hoş geldiniz. Aramızda mesafeler var ama aslında çok da uzak değiliz birbirimize. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Size, konuklarınıza, tüm izleyenlere selam saygılar sunuyoruz. Yeni binanıza ilk defa geldim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kazadan, beladan, benzer geçmişteki tehlikelerden korusun. Amin. Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar biz diliyorum. Biz Ankara'dayız ama gönlümüz, yüreğimiz İstanbul'daki arkadaşlarımızla. Orada tadilat gören yeni binamız, stüdyolarımız. Hepimize hayırlı olsun. Ahmet Akın Hocam buyurun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Latif Bey. İnşallah hayırlı bir program olur. Mustafa Vekilim'in söylediklerine de katılıyorum. Yeni stüdyomuz, yeni binamız hayırlı olsun. İnşallah çok güzel programlar yaparız burada. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart gecesi artık seçim sonuçları şekillenmeye başladıktan sonra bir balkon konuşması yaptı. Oradan kısa bir değerlendirmesini vereceğim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ama öncelikle Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önemli sonuçlar çıktı. MGK açıklamasından satır başlarını hem değerli konuklarıma hem de ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. MGK'dan çıkan sonuçta altı çizilen konular şöyle. Birincisi PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimizle bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunuldu. Irak'la stratejik işbirliği üzerinde duruldu. Güvenlik, ekonomi ve enerji başta olmak üzere Irak'la çok boyutlu ve gayretli uzun vadeli bir anlayışla bu ilişkilerin sürdürülmesinin önemi üzerinde duruldu ki Irak'ın topraklarında terör örgütü PKK'nın eylemlerini yasaklamış olmasını da burada ben hatırlatmak istiyorum. Daha önceki çabaların bir sonucuydu. Ve MGK'dan çıkan en önemli başlık bence terör örgütü destekçilerine uyarı. Bölgemizin geleceğine terör örgütlerine ve bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş, terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklı selimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmezsizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir. Şimdi burada dış vurgu yok. Yani sadece terör örgütünü cesaretlendiren uluslararası aktörler anılmamış, içeride de terör örgütünü cesaretlendiren olduğundan yola çıkarak herhalde
bir genel mesaj verilmiş. Kimse terör örgütlerini cesaretlendirmesin denilmiş. Ve PKK'nın Avrupa'daki saldırıları Türk örgütlerine ve vatandaşlarımıza dönük bunlar da lanetlenmiş bildiride ve bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü gösterdiği ifade edilmiş. Bu konuda mesuliyeti bulunan devletlere terör örgütlerine müsamaha göstermemelerinin er ya da geç kamu düzenlerinin bozulması ve nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi haline gelmeleriyle neticeleneceği ikazı bir kez daha hatırlatılmıştır. Tabii Gazze ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili başlık da var Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde. İsrail'in uluslararası hukuku yok saydığı vurgulanmış, insanlık dışı uygulamalar hatırlatılmış ve şöyle denilmiş, uluslararası sistemin halihazırdaki yıpranmışlığını artıracağı bu saldırıların yani ve meşruiyetinin daha çok sorgulanacağına yol açacağı ifade edilmiş. Uluslararası camianın suskunluğu ve İsrail'in üzerindeki baskıyı artırmaması nedeniyle bu cümlelerin kullandığını tahmin ediyorum. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliamların neticeleriyle yalnızca faillerin değil işbirlikçilerin de yüzleşmek zorunda kalacağı ifade edilmiş ve insani yardımların yerine ulaştırılması ile kalıcı barış için Türkiye'nin gösterdiği çabalara destek verilmesi çağrısında da bulunulmuş. Son olarak da 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinin vatandaşlarımızın feraseti ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzur ve güven ortamı içerisinde güçlü demokrasi geleneğimize yaraşır şekilde gerçekleşmesinden memnuniyet duyulduğu da Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde ifade edilmiş. Şimdi konuklarıma dönmeden önce yeniden 31 Mart gecesine dönmek istiyorum. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan alışılagelmiş balkon konuşmasında demokrasi vurgusu yaptı. Milletten verilen mesajın alındığını söyledi. Şimdi Sayın Erdoğan'ın konuşmasından bir kesit izleyeceğiz. O konuyla ilgili haber izleyeceğiz. Konuklarımın yorumlarıyla dinamite başlayacağım efendim. 31 Mart bizim için bir bitiş değil. Aslında bir dönüm noktasıdır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o akşamki konuşması önemli yerler satır başlarıyla böyleydi. İstanbul'dan başlayayım izin verirseniz Özcan Hocam. Uzakta olanların dezavantajlı olduğu söylenir. Biz onu göz önüne alarak Sayın Ilıcalı'dan başlayalım. Sayın Ilıcalı, siz de AK Parti'de siyaset yaptınız. Sayın Erdoğan bu bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır diyor. Nedir o dönüm noktası? Ve Sayın Erdoğan mesaj alınmıştır diyor.
Nedir alınan mesaj efendim? Buyurun. Ben şöyle değerlendiriyorum. Tabii ki seçimler vatandaşımızın, seçmenlerin bütün, hatta sadece iktidara değil, bütün milletimize, oy kullanan herkese bir mesaj verir. Bunların iyi okunup değerlendirilmesi gerekir. En son daha bir yıl bile olmadı. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem meclis seçimlerinde de milletimiz mesajını verdi. Mesajdan sonra da zaten yani siyasi partiler, o gün seçime giren siyasi partiler, altılı masa, altılı masayı dışarıdan destekleyenler, bu yönde önemli mesajlar sonucunda önemli değişiklikler oldu. Bu partiler %4 parti %1 oyla 39 milletvekili kazandı. Diğer partilerde, İyi Parti'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli değişiklikler oldu. İyi Parti'de istifalar oldu. Bir ittifakları aralarında bozuldu. Bu yerel seçimlerle beraber de diğer altılı masanın diğer ortakları tamamen sandıkta kayboldular. Ama bu seçimde AK Parti 18. seçimine girdi. 17 seçimde her seçimi açık ara kazandı. Buradaki tabii ki ikinci parti oldu AK Parti. AK Parti'yi destekleyen Cumhur İttifakı. Sonuçta burada vatandaşın tabii ki bir mesajı olduğu açık gerçek. Sadece tabii bunu biz de seçim çalışmaları içerisinde İstanbul AK Parti İl Başkanlığı'nın SKM çalışmalarına katkıda bulunarak seçimin son iki günü Erzurum'da yoğun bir çalışma temposunda İstanbul'un birçok ilçesinde yüz yüze binlerce kişiyle görüştük. Orada, Mustafa Hocam, evet. Alınan ders neydi? İsterseniz alınan ders şudur. Alınan oradan ders, girelim. Zamanı da iyi kullanmak adına. Tamam. Alınan, ne oldu? Alınan ders. Yani AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oyları neden düştü? Neden birçok belediye kaybedildi? Sayın Erdoğan'ın da aldık dediği uyarı neydi? En önemli uyarı şöyle oldu. Bir kere geçmişte birebir temaslarımdan söylüyorum. AK Parti'ye bu zamana kadar oy veren bir kitle sandığa gitmedi. Sandığa gidenlerden de AK Parti'ye değil, ya başka partiye verdi veyahut da geçersiz oldu. Bu seçimde hem sandığa gidenlerde düşüş var hem de geçersiz oylarda var. Bu ne için oldu? Emeklilerin bir sıkıntısı olduğunu, burada bizim bu durumun düzelmesi lazım, bu saha çalışmalarında gördük. Ekonomide yaşanan geçim sıkıntısı, burada ekonomiye yönelik bir takım beklentiler. Bunun haricinde adaylarla ilgili bazı yerlerde sorunlar, adayın karşılık bulmaması, bir taraftan da ilçe, il teşkilatlarıyla ilgili veyahut da yani başka AK Parti organlarıyla ilgili bazı değerlendirmeler. Sonuçta zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bunu tamamen MYK toplantısında açık bir şekilde bütün hepsini en ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. Yani bu esasında AK Partili, daha önce AK Parti'ye oy verenlerin bir ikazı olarak ben düşünüyorum. Bunu bir geçici bir durum olarak, bunun bir kalıcı bir durum olmayıp bundan sonraki seçimlerde bu mesajın karşılığının yerine getirilmesiyle bu sorunun aşılacağını, aynen beni 2015'e götürüyor. 2015'te de ilk seçimlerde gerekli, o zaman parlamenter sistem vardı, gerekli çoğunluğu sağlayamamıştı AK Parti. Ondan sonra yapılan da, ki ben de o seçimde tekrar parlamentoya girmiştim, %50'ye yakın oy aldı ve 314 evet, çoğunluk sağlayacak bir milletvekiliyle girdi. Yani vatandaşı, burada tabii ki siz AK Parti'ye olan mesajı diyorsunuz, herkese bir mesaj var ama AK Parti mesajını en iyi şekilde aldığını, bunun gereğini bu istişarelerle, detaylı evet, toplantılarla Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yapacaktır ve daha ilk gün seçimden hemen daha o gece verdi balkonda Mustafa Hocam, bunu bir virgül koyalım. Tabii tabii. Yani mesajı koyalım, vermiştir diyoruz. Tabii. Evet. Şimdi siz orada konuşurken Özcan Yeniçeri Hocam, hiç duymadım. Duymadınız hiç mı değerlendirmeler? Hayır, hiç duymadım. Kulağınızda ses mi yok? Hayır, ses yok.
Ha, arkadaşlar Özcan hocamın kulaklığını bir kontrol edelim. Osman Bey duymuş mu? Şimdi ben de hafif Osman Bey duymuş tabi. O zaman şimdi duyuyorlarsa taşındığı için duyuyorlarsa ben duyuyorum ama Latife Bey duyuyorlarsa Osman Bey duymuş. Osman Bey'in kulağındaki sesi de biraz açalım. Bir cümleyle açılışlar yapılırken buyurun siz tamamlayın sözünüzü. Yani şöyle, Erdoğan'ın mesaj alındı dediği mesaj neydi? Mesaj alındı dediği vatandaşın niye gitmediği, neden işte oyun düştüğü, neden ikinci parti olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Yani bu konuda memuru, emeklisi, ekonomik sıkıntısı olan, adaylarla, teşkilatlarla ilgili sıkıntısı olanlar bir şekilde bunu sandığa gitmeyerek, oy vermeyerek, başka partiye oy vererek gösterdiler. Cumhurbaşkanımız da bunu mesaj alınmıştır dedi. Detaylı çalışmalarla, kurullar, ilgili kurullardan alacağı raporlarla, teşkilatlardan alacağı raporlarla beraber buradan çok detaylı çalışmanın sonucunda da gereğini yapacağına ve bu işin dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Bu dönüm noktasının tekrar bu değerlendirmelerle bir sıçramaya tekrar dönüşeceğine inanıyorum. Böyle olmasını da arzu ediyoruz. Bunu bekliyoruz Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız da. Evet. Şimdi yine geleceğiz ona ama arkadaşlar Özcan hocamın kulağında hala ses yok. Siz o sese bir kulak verirken ben Ahmet Akın hocamdan da izin isteyeyim bu teknik sorun çözünceye kadar. Efendim bugün aynı zamanda Başbuğ Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü. Tam 27 yıl önce bugün 4 Nisan 1997'de merhum Alparslan Türkeş, Başbuğ Türkeş vefat etmişti. Ben de o gece rahatsızlığın hemen ardından Bayındır Hastanesi'ne gidip o gün çalıştığım televizyon kurumu adına görev yapmıştım ama hastane bahçesinde acı haber alınmıştı. Ardından 8 Nisan'da cenaze töreni vardı. Türkeş'in ve çok şiddetli bir kar yağışı altında yaptığımız canlı yayınlar vardı. Ben Osman Diyadin'e bu konuyu sorayım. Çünkü Sayın Erdoğan da Sayın Devlet Bahçeli de bugün Türkeş'in mezarını ziyaret edip dua okudular. Neler diyeceksin? Yani Türk siyasetinden bir Alparslan Türkeş geçti ama fikirleri ve idealleri hala yaşıyor değil mi? Aynen, ben özellikle şunu hiç unutmuyorum. Yani rahmetli Başbuğ'un MHP'yi kurmasının nedenini eğer CHP Atatürk'ün CHP'si olarak kalsaydı ben MHP'yi kurmazdım diye. Ben her zaman şunu söylüyorum. Başbuğ Türkeş Mustafa Kemal'in fikirlerine sahip çıkan, onun Türk milliyetçiliği yolundaki ideallerini yaşatmak için Milliyetçi Hareket Partisi'ni kurmuştur. Bakın ben her zaman diyorum, bugünkü CHP asla Mustafa Kemal'in CHP'si değildir. Eğer Mustafa Kemal'in CHP'sini düşünüyorsanız, Başbuğ Alparslan Türkeş'in yola çıktığı idealleriyle kurduğu MHP'yi göz önüne getireceksiniz. Yani MHP'nin Başbuğ Türkeş'le birlikte yola çıkışı Mustafa Kemal'in fikirlerini ortaya koyarak. Yoksa CHP Mustafa Kemal'den sonra zaten rayından çıkmıştır. Yani İnönü ile başlayan dönemden sonra CHP'yi Atatürk'ün CHP'si olarak görmek imkansız. Zaten bugün gelinen noktalar bunu gösteriyorlar. Yani CHP Atatürk'ü sadece rant olarak kullanan, yani oy rant olarak kullanan. Ama Başbuğ Türkeş dediğim gibi Milliyetçi Hareket Partisi'ni Atatürk'ün CHP'sinin yerine kurmuştur. Ve bugün de o ideallerle yola devam ediyor. Peki yani. Türkeş hayatta olsaydı bugün Alparslan Türkeş, o da AK Parti ile Cumhur İttifakı'nı yapar mıydı? Yapardı. Kesinlikle şu seçim konjektüründe bugünkü DEP, işte DEM, CHP işbirliği bunlara karşı yapardı. Yani bazı kabullenmeyecek ilkeler olabilirdi ama genel olarak baktığınız zaman bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP
işte DEM'den yaptığı işbirliğine karşı Başbuğ Türkeş'in dışarıda kalması veya AK Parti'ye destek vermemiz mümkün değildir. Ayrıca şunu söylüyorum, bakın AK Parti'yi ikiye ayırmak gerekiyor. Çözüm sürecine kadar ki AK Parti ve ondan sonraki AK Parti. Yani daha sonraki dönemde çözüm sürecine mi 15 Temmuz'a? 15 Temmuz'a da getirelim yani. Evet. Şimdi baktığımız zaman ben kendi görüşüm olarak söylüyorum. Benim de AK Parti'ye karşı rezervlerim vardı o dönemde. Çünkü bir tablo vardı. Yani AK Parti'nin içinde de belli bir kesim hala da var aslında. DEM'den evet. İş ilişkisinde olmasından MHP ile ittifakından rahatsız olan kitle de var. Bakın bu bugün de var. Ama Başbuğ Türkeş olsaydı bugün yine bence Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı yapardı. Sayın Bahçeli'yi de ben her zaman şunu söylüyorum. Bir takım insanlar eleştiriyorlar. Bakın Sayın Bahçeli'nin siyaseten bir beklentisi var mı? Allah aşkına baktığımız zaman yani bütün şeyine baktığınız dağın arkasını görerek hamle yapan bir siyasetçi. Evet. İster bazıları eleştirsin, bazıları eleştirmesin. Ama bugün Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Erdoğan'a destek vermeseydi bugün AK Parti'nin kimlerle işbirliği yapacağını düşünebiliyor musunuz? Kimle yapacaktı işbirliği? Yani iktidar kalmak için Milliyetçi Hareket Partisi olmasaydı AK Parti kimle ilişki içine girecekti? CHP'le mi girerdi? HDP'le mi girerdi? Bunu biz bu sorunun cevabı önemlidir yani. Yani o biraz ben öyle yorum. Afaki bir evet. Yorum yani bana göre hani ama şimdi ne olacağını Latif abi şimdi %51 yakalamak için de evet. Bu sistemde bir taraftan işbirliği yapacaksınız. Latif Bey, yani millet yine tek başına %51 verebilir de Mustafa Ilıcalı hocam bir şey söylemek istiyor. Ben buyurun. De şöyle söylüyorum, diyorum ki AK Parti ile MHP'nin bir ittifak kurması normal 15 Temmuz olayından sonra, bunu sizin belki kanalda da size de söylemişimdir. 2016'dan önce 23 Nisan'da Devlet Bahçeli Bey'in benim de çatısı altında bulunduğum mecliste yaptığı konuşma çok önemli ve anlamlıdır. Yani ülkenin menfaati yönünde birlik ve beraberliği bekası oluşturan yönünde. O gün çıkan o partilerle bu ittifak yapılmış ve ortak payda millet memleket menfaati olduğu için bu şekilde devam etmektedir. Yani peki, burada bir parti şurayı sadece bugün, bir cümleyle şey yapayım. Yani burada MHP yok, hayır, olmasaydı şöyle, şu olurdu. AK Parti konumuz, olsaydı şu olurdu AK değil. Parti, MHP ile AK Parti'nin değil. İttifakı milletin bugün itibariyle 85 milyonun menfaatine yöneliktir. Bundan dolayı da iki peki. Partiyi de ülkenin 85 milyondan bir kişisi olarak ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana bir kişisi olarak, yeni eserlerin, yeni hizmetlerin taraftarı olan bir kişi olarak da bu ittifakı Allah nazar değdirmesin peki, diyorum. Peki Mustafa Hocam, madem söz sizde, çok kısa rica edeceğim. Sayın Başbuğ Türkeş'in ölüm yıl dönümü bugün Türkiye Alparslan Türkeş'i anıyor, dualar okuyor. Sayın Erdoğan da kabrini ziyaret etti bugün. Çok kısa sizden ha, ben de çok teşekkür alayım. Ederim. Özcan ben Hocam'a de, soracağım çünkü. Ben de Alparslan Türkeş Ahmet Hocam'a da soracağım. Alparslan Türkeş Beyefendi'yi buradan rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bir dava insanı, bir devlet adamı, bir siyaset adamı. Bu 17. yıl dönümü aramızdan ayrılışının vefatının 27. yıl dönümü. Kaç? 17. 27. 1997. Evet ya yani burada çok önemli hizmetleri evet. Olmuş. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu başkanı. Bu arada da tabii benim de oğluyla çalışma imkanım oldu. O Tuğrul Bey'in, Tuğrul Türkeş Bey'in şahsında ailesine ve tüm Türk milletine, tüm sevenlerine de tekrar diyoruz ki böyle bir babanız, böyle bir büyüğünüz, böyle bir lideriniz olduğu için de ne mutlu. Allah gani gani rahmet etsin, mekanı cennet olsun. O şeye Osman peki. Bey'e sorduğunuz soru bugün için aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri olsaydı yine aynen bugün Devlet Bahçeli Beyefendi'nin yapmış olduklarını, bu Türkiye'nin bu teröre karşı, bu FETÖ 15 Temmuz'daki hain kalkışmasına karşı gereğini
aynı şekilde yapardı. Zaten onun onun öğrencileri de, onun yetiştirdiği insanlar da, partiyi devrettiği kişiler de bunu yapıyor zaten. Peki, teşekkür ediyorum Mustafa Hocam. Ahmet Hocam ve Özcan Hocam daha hiç konuşmadılar program başladığından beri. Bir dahaki turda onlara izninizle konuşmayız. Evet, evet, anlayışlarına teşekkür ediyorum. Özcan Hocam, Alparslan Türkeş ölüm yıl dönümü, bugün vefat yıl dönümü. Tabii siz de muhtemelen o cenazedeydiniz 97'de. Neler söyleyeceksiniz? Ben çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle başbuğla açman konuyu. Gerçekten Türk gençliğinin kapanın elinde kaldığı, her türlü ideolojik sapmaların içerisine girdiği, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün ayaklar altına alındığı, her kafadan bir ses geldiği ve büyük bir anlamsızlık ve boşluk içerisindeki bir coğrafyada, bir yapıda başbuğ yattığı toprak, tuttuğu bayrak, döndüğü istikamet belli olan bir gençliği tanımlamış, tarif etmiş ve hepinizi buraya davet ediyorum demek suretiyle Türk milletinin milli mukavemetini, Türk devletinin istikbal ve istikbalini teminat altına alacak ciddi bir duyarlı nesil oluşmasına sebebiyet vermiştir. Evet. Eğer o dönemde başbuğ olmasaydı, muhtemelen ben başta olmak üzere birçok arkadaşımız o yıkıcı, bölücü ideolojik sapmaların etkisi altında kalarak ülkeye, devlete ve millete hain bir konumda ve durumda bulunabilirdi. Onun için o bir rahmet gibi, o bir bereket gibi, o bir iddia ve ideal gösteren bir yöntemle bizim önümüze açtı, bize bir yola çağırdı ve onun arkasından gitmek, onun değerleriyle Türk milletinin değerleri oluyor. Buna hemhal olmak bugün de, dün de, yarın da gurur duyacağımız, onur duyacağımız ve mücadelesini asla bırakmayacağımız bir durum ortaya çıkarmıştır. Onun için bu parti meselesinin dışında bir Türk dünyasının, bir Türk milletinin, bakın şimdi çok bu noktada bir şey söyleyeyim, kim ne yaparsa yapsın, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Ermenistan'la mı toplantı yapacak? Ya da Amerika Birleşik Devletleri veyahut İsrail şu operasyonu mu yapacak, şunu mu, neler yapılırsa yapsın, Türk milletinin ve Türk dünyasının önü açılmıştır. Fiziken Türk dünyasıyla bir birleşme meydana gelmiştir. Üç tane ülke şu anda bir ve bütün halde hareket ediyor. Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti. Şimdi bunun yanına Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve diğer Türk dünyası ve buna bağlı yine aynı coğrafyada olan İslam ülkelerinde meydana getirmek istiyor. Bir Türk dünyasının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bundan sonra o işlem başladı. Evet, yani Türk, o uyanış başladı. Türk dünyasına yönelik bu görüş, Alparslan Türkeş'in de bir hayaliydi. Tabii kesinlikle yani. Öyle. Bu Türk dünyası ve Türk milletini bir ve bütün görmeyen bütün anlayışlar çöp sepetine atılmıştır. Burada Erdoğan'ın hakkını da teslim etmek ya gerekir. Bunu kim, bu konudaki şimdi çabalarını. Burada, burada Erdoğan ve buna yönelik bütün şey yapan, adını söyle, katkı sağlayan herkes doğru yolda doğru adım atıyor demektir. Tarihe karşı yürüyemezsiniz. Evet. Tarihin ortaya koyduğu şey budur. Ve göreceksiniz, herkes de hesabını yaparken o artık yalnız Türkiye'nin değil, Türk dünyasının genel eğilimini dikkate alarak o adımı atacaktır. Nitekim Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasından sonra Türkiye'nin artık çevresinde ve Türk dünyasında olan olaylara seyirci kalmayacağı ortaya çıkmış. Herkes de iki defa, üç defa Türkiye ile ilişkilerinde düşünmek zorunda kalmıştır. Artık bir uydu Türkiye yoktur. Artık NATO'dan, CENTO'dan yönlendirilen ya da soğuk savaş dönemi yaklaşımlarıyla hareket eden bir Türkiye yoktur.
ciddi, güçlü ve kendi savunmasını kendisinin üretebildiği bir Türkiye ortaya çıkmıştır. Bu durum Türk milletinin geleceğini ciddi bir biçimde umutlu bir hale getirmiştir. Peki. Hocam, Ahmet Akın hocama da Başbuğ Türkeş'le ilgili düşüncelerini almak üzere söz vereyim. Sonra siyasi tartışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü Van'daki gelişmeler var. İşte bir Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Parti ittifakı var bu seçimde. Ama CHP, DEM ittifakının olmadığı yerlerde de biz kaybolan belediyelere tanık oluyoruz. Bunları değerlendireceğiz Ahmet Hocam, ama öncelikle Alparslan Türkeş ile ilgili neler söylersiniz? Evet Latif Bey, Allah rahmet eylesin, bugün vefatının 27. yıl dönümü. Tabi biz bugün Alparslan Türkeş'i, rahmetli merhum Türkeş'i, Devlet Bahçeli üzerinden, Sayın Bahçeli üzerinden çok daha iyi anlıyoruz. O zamanlar kurduğu parti ve oluşturduğu ülkücü gençlik teşkilat yapısı bugün aslında bir bakıma ülkemizin, milletimizin ve devletimizin en kritik anlarda sigortası haline gelmiştir. Biz bunu çok sayıda örnekte gördük. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra çok daha iyi anladık merhum Türkeş'in aslında ülkemize ne denli büyük bir katkı yaptığını ve attığı tohumların bugün ne kadar önemli olduğunu. Çünkü Sayın Bahçeli'yi biz baktığımızda aslında rahmetli Türkeş'i görüyoruz. Çünkü çok da bir farkı yok. Bugün kendisi de yaşasaydı rahmetli Türkeş, birçok noktada belki de tamamında bu hususatın aynı şeyleri yapardı. 15 Temmuz'da aynı tepkiyi verip Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dururdu. PKK mücadelesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en güçlü savunucusu, destekçisi olurdu. Ve yine aynı şekilde terörle mücadelede, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonlarda, Kuzey Irak'ta yapacağımız operasyonlarda koşulsuz şartsız milletin ve devletin bekası için en ciddi desteği Sayın Cumhurbaşkanımıza verirdi. Tekraren Allah rahmet etsin diyelim. Bu büyük değerler kolay yetişmiyor. Ve bugün de biz Devlet Bahçeli Bey'e baktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımıza koşulsuz verdiği desteğe baktığımızda, bunu bir şeyde anladık biz yerel seçimlerde, başka partilerin aslında çok küçük hesaplar için bu ülkenin birçok noktada yalnız kalmasına göz yumduğunu şu son noktada gördük. Ama Sayın Devlet Bahçeli öyle değil. Hiçbir makam, mevki, bakanlık, vekillik bu şeyi yapmadan özellikle 14-18 Mayıs'ta her iki şeyde de seçimde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Ülkücü gençlik, milliyetçi gençlik bu ülkenin dediğim gibi en önemli, en kritik anlarda sigortası olmuştur. Gezi Parkı'nda sokağa çıkmadıklarında yine biz rahmetli Türkeş'i andık o gençlikte. 15 Temmuz'dan sonra verdiği destekte, Yeni Kapı ruhunda yine merhum Türkeş'i gördük. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok da güzel evlatlar yetiştirmiş. Ve Devlet Bahçeli de bence onun manevi bir evladıdır. Tekrar Allah'tan rahmet dileyelim. Ruhu şad olsun. Devlet Bahçeli de Alparslan Türkeş'ten sonraki ilk kurultayda zaten genel başkan seçildi ve 97'den bu tarafa MHP genel başkanlığını sürdürüyor. Bugün Tuğrul Türkeş de Sayın Erdoğan'ın yanındaydı. Alparslan Türkeş'in mezarının başında. Peki teşekkür ediyorum. Şimdi değerlendirmelere, seçimle ilgili değerlendirmelere geçmeden önce dün AK Parti MYK toplantısı vardı. Oradan gelen kulis bilgileri vardı. Gazetecilerin aldıkları mesajlar, resmi bir açıklama yoktu ama Erdoğan'ın MYK toplantısında nelerin altını çizdiğiyle ilgili. Erdoğan MYK toplantısında özetle şu değerlendirmeleri yapmış bize gelen bilgilere göre. 21 yıldır kendilerini destekleyen seçmeni bu kez sandığa götüremediklerini söylemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hayat pahalılığı, Covid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya savaşı süreçleriyle başlayan enflasyon baskısı ve sonuçlarının
31 Mart'ta hissedildiğinin altını çizmiş, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını, tüm illerden serzenişlerin geldiğini, birçok kesimin refah kaybına uğradığını, alınan tedbirlere rağmen emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşamadığını anlatmış MYK üyelerine. Tabii uyarılar da olmuş. Milletin AK Parti'ye verdiği, Cumhur İttifakı'na verdiği uyarının ne anlama geldiğini de anlatmış. Başta parti yönetimi olmak üzere il, ilçe, belde teşkilatları, belediye başkanları, milletvekilleri ve bürokraside görmeye başlanan olumsuz tutumlardan kurtulmanın ve onunla mücadele etmenin altını çizmiş Sayın Erdoğan. AK Parti'nin vatandaşlar arasına duvar öremeyeceğini ifade etmiş. Tabii kaybedilen iller var stratejik hatalar nedeniyle. Onları da dile getirmiş. Mesela Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi illerde MHP ve AK Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarması neticesinde CHP'ye ikram edilen iller var. Tabii bazı illerde de yerel yöneticilerin veya genel merkezdeki kimi yöneticilerin yönlendirmeleriyle kaybedilen yerler olduğu, bu benim yorumum, da konuşuluyor. Yani aday belirleme noktasında da sıkıntılar olduğunu ben söyleyebilirim. Erdoğan başka ne söylemiş? Tabii oy kaybı önemli değil sadece. Erdoğan kan ve ruh kaybı olduğunu da düşünüyor bu seçimde. Yani heyecan olmadığını teşhis etmiş teşkilatlarda. Acizlerin ve gafillerin yaptığı gibi bu tablonun suçunun millete atılamayacağını söylemiş. AK Parti hatayı millette aramak gibi bir geleneğe sahip değil. Biz hatayı kendimizde arayacağız demiş. Tabii bir başka şey de parti yöneticilerine, teşkilatlara, Sayın Erdoğan kendisi de dahil AK Parti yönetiminde yer alan kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını ısrarla çizmiş. Burası önemli. Yani burada sorumluluğu olan kimler varsa Sayın Erdoğan'ın tespitine göre buradan bedel ödeyeceği anlamını da çıkarmak pekala mümkün diyorum ben. Oy kayıplarının tek bir soruna ve tek bir başlığa indirilemeyeceğini, bunun kolaycılık olacağını, nerede hata, eksik, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boynunun borcu olduğunu ifade etmiş Sayın Erdoğan. Yani ekonomi nedeniyle sadece biz bu seçimi kaybettik demenin gerçekçi bir yaklaşım olamayacağını vurgulamış Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bir başka gerçekçi yorum da Sayın Erdoğan'dan, güneşi gören buz gibi erimemek, eleştirdiklerimize benzememek ve daha ağır bedeller ödememek için AK Parti hatalarını görüp kendini toparlamak, milletle gönül köprülerini yeniden güçlendirmek zorunda. 22 yıllık zorlu bir mücadelenin heba edilmesine izin vermeyeceğiz demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Ahmet Hocam, evet, sizden başlayayım bu tabii sefer. Tabii. Sayın Erdoğan'ın değerlendirmelerini okudum. Basına yansıyan, kulislere yansıyan bilgiler bunlardı. Özellikle kendisi de dahil bu sonuçta vebali olan hiç kimsenin sorumluluktan kurtulamayacağını söylüyor. Tabii Sayın Erdoğan kendi üzerine düşeni zaten bence fazlasıyla yaptı. 52 ilde miting yapmak dar bir zamanda kolay değildi. Siz neler söyleyeceksiniz Latif Sayın Bey, Akın? Öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu öz eleştirilere yabancı birisi değil. Yani CHP zihniyetinde olduğu gibi kazandığında kendinden bilip kaybettiğinde halkı suçlayacak, onlara bidon kafalı, efendim göbeğini kaşıyan insan adam diyecek veya kişi diyecek bir yapıda değil. Bu öz eleştirileri her zaman yapıyordu. Önce şunu söyleyeyim, yani %52 olan
28 Mayıs'taki Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen oy, işte MHP'yi de katarsak iki Cumhur İttifakı olarak düşündüğümüzde %35, 5 puan daha %40 civarına düşmüş. Yani 12 puanlık Yeniden Refah dışarıda tutuyoruz. O ittifak değil, onlara az sonra yine geleceğim ama 12 puanlık bir düşüş var. Kimse bize bir yıl olmadan AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın oylarının 12 puan düştüğünü izah edemez. Böyle bir mantıklı açıklama kimse yapamaz. Yani seçmen davranışına da uygun değil. Çok dramatik bir değişiklik de olmadığını dikkate alırsak, ekonomi açısından, bazı diğer değişkenler açısından çok fazla bir Gazze gündemimiz oldu. Buradan tekrar İsrail'e telin edelim. Terörist İsrail Devleti ve Gazze'ye Allah'tan Hamaslı mücahitlere yardım ve nusret dileyelim bu mübarek günlerde. Bunun dışında deprem daha yoğundu o zamanlar gündem olarak ve çok büyük acılarımız vardı. Yavaş yavaş toparlanıyor. Şimdi baktığımızda mantık olarak 52'den 40'a düşen bir oyun, tabii ki bazı açıklamaları olması lazım ve Cumhurbaşkanımız bu sefer biraz daha sert tonda yaptı bunu ve herkesin beklentisi artık bir neşter. Bu kelime son 4-5 gündür gündemimize girdi. Neşter gerekli. Neşter gerekli çünkü Cumhurbaşkanımız partiyi bir AK Parti olarak görmüyor. Cumhur İttifakı'nda sadece bir iki partinin bir araya gelmesinin ibaret bir oluşum olarak görmüyor. Bunu milletin bekası, devletin bekası için bir gereklilik olarak gördüğü için bunu bir dava olarak görüyor. Yani bura bir efendim siyaseten yükselme, işte makam mevki edinme yeri değildir. Bu Cumhur İttifakı yeri geldiğinde Amerika'nın emperyalist planlarına karşı koyan, yeri geldiğinde FETÖ'yü PKK'yı yerle bir eden bir oluşumdur. Bu yüzden çok değerlidir. Bunun için Cumhurbaşkanımızın bunu heba etmemek için kendisi de son cümle olarak hiç kimseye bu kazanımlarımızı, bu 22 yıllık Türkiye vizyonunu heder etmesine izin vermeyiz dediğinde ve böyle olmazsa da güneşi gören buz gibi eririz, ruhumuz gitti, kanımız gitti, sadece oyumuz değil bunlar gidiyor demesi artık bundan sonra kamuoyunda gerçekten çok ciddi bir beklenti oluşturdu. Bunun ardından Sayın Cumhurbaşkanımız bu beklentiyi karşılayacak, az sonra sıralayacağım hususatla ilgili bir değişim yapmazsa bu da çok hızlı bir aleyhte oy kaybına neden olabilir. Şu an hepimiz sosyal medyaya bakıyoruz, öyle troll falan da değil. Gerçekten halktan insanlar çok ciddi bir beklenti içerisine girmiş durumda. Önce şunu söyleyeyim. CHP'nin yaşadığı şu an bir pürüz zaferidir. Boş bir zaferdir. Boşuna beklenti içine girmesin. CHP'nin oyu düşmüştür. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da oyu 400 bin düşmüştür. Bu çok netken, CHP'de bunun farkındayken, CHP'nin maksimum oyu da budur. 3 puan da HDP koyarsın yanına en fazla. İyi Parti'de şu an kalan oy AK Parti'ye gelebilecek bir oydur. Bakın şunu unutmayalım. Bu ülkede vatandaşlarımızın, başımızın tacı olan seçmenlerimizin en az %75'i bir kez hayatında AK Parti'ye oy vermiştir. AK Parti'nin hinterlandı 40'lar 50'ler değildir. Cumhur İttifakı'nda koyarsak bu 75-80'leri bulabilir. Bir kısım ideolojik sahipler dışında bazı faktörler düzeltildiğinde AK Parti yeri geldiğinde hem muhafazakar hem seküler kesimden oy alabilmiş bir partidir. Bu yüzden çok büyük bir partidir. Şimdi toplamına baktığımızda Sayın Şimşek 28 Mayıs'ta 27 milyon 800 bin Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verilmiş. Aynı seçimde 2023 seçimlerinde efendim 25 milyon 500 binde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verilmiş. Yani 27 milyonluk oy efendim bu seçimde nasıl olur da 16 milyon 300 bine düşer. Nereye gitti bu 11 milyon? Soru bu asıl. Bunun analizi yapılıyor. Evet. Bakın burada baktığımızda bu CHP de bunun farkında. CHP hadi İmamoğlu'yla girdi seçime diye düşünelim. Hani hep diyorlar diye İmamoğlu gelse şunu alır bunu alır. Aldığı bu işte. Yani İmamoğlu'yla bir puan koyun 43, bir puan da başka koyacak yer yok aslında. 43 puan. İyi Parti'den şu an CHP'ye oy vermeyenlerin hepsinin AK Parti'ye tekrar ediyorum gelmeye ihtimali vardır. Ama bu hususatlar düzeltildiğinde, bu hususatlar düzeltildiğinde olası bir genel
Saadet'te evet. Artık şeyin önünde Saadet'in CHP'li... Peki geri dönecek mi o oylar? Döndürülebilir. Döndürülebilir. Yani bu özellikle AK Parti'nin, ya bugün ne gördük? Ekrem İmamoğlu Kur'an okutarak mazbatasını alıyor. İşte efendim bir yerde ilçe başkanı mı, il belediye başkanı mı neyse Kur'an-ı Kerim öperek şeye başlıyor. Bizimkiler de her gün başlıyor. Efendim bilmem şunun yortusu, bunun şuyu. Ya sana ne, senin işin o değil. Sana buradan oy gelmez. Oy için yapıyorsan. Oy için yapmıyorsan o zaman dön kendine bak. Sen 28 Şubat mücadelesi vermiş bir insansın. Bunu artık çok net konuşmamız lazım. Ve son söz. Peki. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktalara dikkat ederse emin olun. Ekonomi de düzelirse ki düzeliyor. Popülist siyaset yapmadı. Seçim ekonomisi yapmadı. Bugün dün açıklandı. Mart beklentisi ekonomi şeyin enflasyonun gayet iyi bir noktada. Daha da iyi gider. Son söz Latif abi. Mega projelere ara verilmesi lazım. Bakın ben hep söyledim. Vatandaş ekonomik yani şey... Yani yatırımların azaltılması. Azaltılması lazım. Seçmenin vatandaşın cebine. Uzaya adam gönderdik. Buradan Gezer Avcı'ya selam olsun. Ama sırası değildi bence. 51 trilyon mu ne verilirken halk orada 5 bin lirayı beklerken emekli. Aslında bu 11 puanda emekli puanıdır. 6 puanda yani 17 puanlık kaybı aşağı yukarı. Hinterland'dan söz ediyorum. Hinterland'dan bakın dikkat ediyor. Dikkat çekiyorum evet. Tekrar. 55 puanı bulabilir Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan sonraki seçimde oyu. Bu hayırlı olmuştur. CHP'ninki pürüz zaferidir. AK Parti'ninki eğer peki. Bu değişiklikler yapılırsa yeniden ivmelenir. Gazze konusu, sokak köpekleri çok başlık var ama böylece ben özetlemiş olayım. Hocam yeri geldiğinde zamanımız var. O konulara da değineceğiz. Osman Diyadin hocamı şimdi, dinledin. Ben söyleyeyim. Bu oy kaybının sebebi? Bu seçimin kazananı sandığı protesto eden halktır. Bakın bu seçimin kazananı CHP değil. Sandığa gitmeyen, sandığı protesto eden vatandaşlardır. 61 milyon seçmenden 48 milyona oy kullandı. 16 milyon kişi oy kullanmadı veya geçersiz oy, 2 milyon da geçersiz oy kullananlar. Evet. Yani 16 milyon rakamı bakın Latif Bey 16 milyon. Kimdi? Ve bunun büyük bir kısmı da AK Parti seçmeni. Ya çünkü CHP seçmeninin protesto etme şansı yok veya MHP seçmeninden de olabilir. Yani bu seçimin kazananı sandığa gitmeyen, protesto eden vatandaştır. Ve sandığa gitmeyen vatandaş Sayın Cumhurbaşkanı'na şu mesajı da vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, bakın biz sandığa gitmiyoruz. Eksikler, hatalar, yanlışlar var. Ekonomide durumumuz bu. Fakat biz sandığa gitmiyoruz. Bizim elimiz başka bir partiye oy vermeye gitmez. Biz oy kullanmıyoruz. Anlamı taşır bu. Yani CHP seçmeninin böyle bir şey yapması mümkün mü? Baktığınız zaman AK Parti seçmeni ve MHP seçmeni. Artı yeniden Refah Partisi deniyor. Yani yeniden Refah Partisi AK Parti'nin arka bahçesi olmuş. Resmen arka bahçesi olmuş. Bakın. Yani AK şimdi şöyle. Dikkat ettim ben. Diyelim Samsun'da. Evet. Yeniden Refah Partisi aday AK Parti adayları açıklanana kadar aday göstermiyor. AK Parti adaylarını açıklıyor. Evet. Kimleri küskünse onlara yapışarak aday gösteriyorlar. Bakın Urfa'da Büyükşehir'i aldılar. Kimden aldılar? Sayın Cumhurbaşkanı'nın 6 ay önceki danışmanından aldılar. Yeniden Refah Partisi'ne geçerek seçimi kazandı. Yani AK Parti'nin beklediği adaylığı alamayınca Yeniden Refah Partisi'ne geçti aday aldı. Kim bu? Cumhurbaşkanı'nın danışmanı ya. 6 ay öncesine kadar. Yani bu insanı Yeniden Refah Partili yerine koyabilir misiniz yani? Değil. Gelelim Ankara'ya. Ankara boyutunda da Mansur Yavaş'la arka bahçesinde yine MHP'li başkanlar var. Bakın CHP'den aday gösterildi. Kim küskün, kim arkada, kim MHP'den bir yere gelemedi pat. Mansur Bey onları çok güzel şekilde organize etti. Organize etti. Seçimlere damgasını vurdu. Bunları görmek gerekiyor. Yani burada tamamen AK Parti'nin ekonomi politikalarına yönlenmek yerine tabii ki ekonomi önemli ama bu gerçekler de var. Yani ben özetle şunu mutlaka söylüyorum. Bu Sayın seçime Cumhurbaşkanı da farkındayız diyor. Sandığa seçmeni götüremedik diyor. Elbette ki biraz önce MYK'dan yansıyanları okudum.
çok ciddi değerlendirmeleri var. Hatalarımızı arayıp bulacağız diyor. Biz de burada neler olabildiğini tartışıyoruz. Az önce Ahmet Hocam güzel anlattı yani. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı oy oranının iyi talihini yaptı. Yani CHP'yi de talih etti. Dikkat edin, ben şuna şaşırdım. CHP böylesine büyük bir zafer elde etmiş diyor. Ya sokakta kimse yok. Yani böyle bir zafer de konvoylar olur, şunlar olur. Onlar da büyük bir şaşkınlık içine girdiler. Ya bu oylar acaba doğru mu gibi yani şaşkınlık. Yani baktığınız zaman gördünüz mü siz? Bir konvoy, bir şey. Yani bu kadar büyük ilk kez böyle bir kazanımları var. Ama ortada CHP yok sokaklarda, hiçbir şey yok. Neden? Neden yok? Şaşkınlık var. Ya hala bu, bak hala bu şaşkınlık var. Ve CHP bu oyların da kendisinin olmadığını biliyor. O zaman seçmen de farkında bunun. Ya, kesinlikle farkında. Bakın Latif Bey, acı söyledim. Ya 16 milyon kişi sandığa gitmemiş veya geçerli soy kullanmamış. Az bir rakam değil. Ve evet, bu rakamın da %90'ının ben AK Parti ve MHP seçmeni olduğunu düşünüyorum. Peki. Özcan Hocam, sizden sonra Mustafa Ilıcalı Hocam'a döneceğim. Özcan Hocam gülüyor. Neler söyleyeceksiniz siz? Şu ana kadar konuşulan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği konular, konuklarımızın yorumları. Bakın şimdi, parti gözüyle meseleye bakarsanız o meseleyi anlaşılmaz hale getirirsiniz. Ve ona en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Türkiye'de liderlere çıkıp efendim şu attığınız adım, şu yaptığınız iş, şu yaklaşım biçiminiz yanlış diyen bir Allah'ın kulu yok. Dediği zaman da devri üstünün kapının önünde. Lider değil, Zeus bunlar. Şimdi bu noktada hizmet olsun diye söylüyorum. Bu benim söylediklerim çok ciddi bir biçimde samimi bilimsel uyarı ve sosyolojik. Diye mi söylüyorsunuz? Tabii yani bunu evet, yapmaları lazım. Yani Sayın Erdoğan'a ki çok şimdi bahsedeceğim, çok ciddi bir analiz yapmış. Doğruyu söyleyebilecek bir Allah'ın kulu yok. Hep boşuna gidecek. Evet denilebilecek şekilde meseleler önüne götürüyor. Eğer denilmiş olsaydı zaten bu iş bu noktaya gelmezdi. Onun için de diyor ki ben dahil herkes bundan sorumlu diyor. Onun için söylüyor bunu. Çünkü doğruyu söylemediler. Şimdi 3 defa 5 defa emekliye şey mi yapılır? Zam mı yapılır? Yapıyorsan bir defa da yapacaksın kardeşim. Ve bu zammı yaparken de çok ciddi bir biçimde analiz yapacaksın. Beklenti nedir? Kaynağımız nedir? Ne kadar verebiliriz? Şimdi önce SGK'lı devlet memuru olan arasındaki bir fark çıktı. Sonra bu farkı gidermek için bir değişim yaptılar. Haklı bir sonra şekilde. Bir %5 daha sonra yaptılar. İşte ben de %5 veriyorum dedi. Ondan sonra baktık olmuyor. İşte şeyden sonra, seçimden sonra Temmuz'da sizin durumunuza bakacağız denildi. Vatandaş ne diyor? Hiç dinlediler mi? Ben pazarlarda geziyorum. Devamlı giderim, poşet alırım, kendim alışveriş ederim. Ben vatandaşın içerisindeydim. Söylemeyin. Gittiğim o mahalle 3 defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı adayı geldi. Bir defa da Sayın Fatih Erbakan ve Suat Kılıç geldi. Görüştüm çünkü ben orada. Hatta bazen mikrofonları bana tuttular dedim. Ya ben değilim. Bunlar öbür tarafa tuttu mikrofonu dedi. AK Parti'den kimse yoktu. Kimse yoktu. Onlar zaten Cenab-ı Hakk'ın en doğru kulları, mutlaka millet onlara oy vermeye mecburmuş gibi bir yaklaşım ya da çalışma sistemlerinde bir sıkıntı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi burada şöyle bir her şey var. Ne kadar o dediğiniz semt CHP'nin kalesi ise de adam geliyor. Ya da CHP o ilçede ceketimi bile koysam alırım diyorsa da yine de gelmeleri gerekiyor. Latifciğim 3 hafta üst üste o şeyimi de koysam, ceketimi de koysam alacağım belli olan bir yere adam 3 hafta da oraya geldi. Bu yani şimdi ben AK Parti'den kim evet gelecek ona baktım.
Ben şahsen rastlamadım. Görmedim. Kimse yoktu. Yani. Diğer partilerde de yoktu. Neyse. Şimdi buradaki problem şu. Bir, her insan ölümcüldür. Ve kimin ne zaman nerede tedavülden kalkacağı belli olmuyor. Böyle bir dünyada kurumsal bir yapı oluşturmak ve bu kurumsal yapı içerisinde en doğru kararı vermek gerekiyor. Peki nedir bu? Mesela John Kenneth Galbraith'in bir yaklaşım biçimi var. Ben biraz bilimsel yaklaşmak istiyorum. Şimdi Galbraith diyor ki bilim dalları o kadar alt dallara ayrıldı ki, şimdi mesela işletmecilik dediğiniz zaman bunun altında 8-10 tane ayrı ayrı kollar var. Muhasebe, finans, üretim, evet, pazarlama, efendim bir araştırma, geliştirme vesaire gibi. Şimdi evet, biz her şeye bir tepesindeki genel müdürün veya yöneticinin sahip olması mümkün değil. O zaman bunların yani finansmanda, muhasebede, üretimde, pazarlamada, araştırma, geliştirme, halkla ilişkilerde en iyilerinin meydana getirdiği kolektif kümenin kolektif yönetimini kurmak gerekir diyor. Yani hepsinin en iyisini bilenlerin meydana getirdiği bir grubun yönetimi, evet, altında işi ortaya koymak lazım. Şimdi bu noktadan baktığınız zaman, seçimlere bir baktığınızda bir şey görüyorsunuz. Orada ne var? Bir vatandaş nasıl hareket eder? Bir parti odaklı hareket eder. Yani partilidir. Gider ben ne olursa olsun partime oy vereceğim der. Partisine oy verir. İkincisi başkan yani aday odaklı, kişi odaklı bakar. Ya Latif Bey'i koymuşlar. Latif Bey tamam burayı yönetebilir. Kendisinin her şeyine kefiliz. Görüntüsü, işte çalışkanlığı, meselelere vakıf olması çok üst düzeyde. O zaman ben buna vereceğim der. Kişi odaklı olarak gelir. Üçüncüsü ki en önemlisi ekonomi ve sosyal. Yani sürdürülebilir hayatı olmayanların sizin çok güzel cümleleriniz, umutlarınız hiç umurunda bile olmaz. Bu çok ciddi bir şey. AK Parti'den daha önce Sayın Cumhurbaşkanı metal yorgunluğu var diye bazı belediye başkanlarını görevden aldı. Hatırlıyoruz bunları. Evet. Metal yorgunluğu yalnız belediye başkanlarında mı vardı? Ben de tam onu soracaktım. Şimdi, Özcan Hocam, yani yapılması gereken nedir? Şimdi aslında şu gerçeğin altını çizmek lazım. AK Parti ile CHP'nin oyları arasında %2'lik bir fark var. %37, %35. Yani AK Parti bitmiş, tükenmiş, yok olmuş, hezimete uğramış değil. Hayır, ama, hayır, öyle bir şey yok. Ama ciddi bir uyarı, ciddi bir belediye kaybı, sandığa gitmeyen ciddi bir seçmen kitlesi ki Sayın Erdoğan da kendi küskün tabanından olduğunu düşünüyor sandığa gitmeyenlerin. Ki ben de katılıyorum. Çünkü bu seçimlerde Erdoğan'ı AK Parti'ye kaybettirmek adına CHP ve Erdoğan karşıtı seçmenin sandığa gitmemesi mümkün değildi. Bu benim görüşüm. Ne yapılması lazım? Buyurun devam edin. Şimdi olaya baktığınızda bir defa olayı anlamak lazım. 20 yıl, 22 yıl iş başındasınız. Evet. Ve ciddi bir heyecan kaybı var. Orada kan ve ruh diyor ya Sayın, evet, Cumhurbaşkanı, işte bunu söylüyor. Yani heyecan kaybı var. Adam senelerdir milletvekili, nasıl olsa milletvekili yapıyor. Bakanlık yapmış, milletvekili yapıyor, bir daha bakanlık 20 yapıyor. 20 yıldır milletvekili. Ya bu adam da veya belediye başkanlığı yapıyor. Aynı şekilde 20 aynı yıldır gidiyor. Belediye başkanı. Şimdi bu adam da heyecan olur mu? Bu eşyanın tabiatına aykırı bir şey. Evet. Yeni heyecanlar yaratabilecek, toplumun önünde yeni bir ufuk açabilecek, daha kapsayıcı, daha gerçekten hizmette en üst düzeye gelebilecek kişiler, halkı heyecanlandıracak kişiler gerekli ve zorunlu. Şimdi burada benim gördüğüm şu var, ciddi bir iktidar yorgunluğu var. Bir şımarıklık var. Biz nasıl olsa kazanıyoruz diye. Halbuki bu halk bu seçimde değil. Daha önce AK Parti'ye şeyini daha önceki mahalli idareler seçiminde daha 2019'da. Önce daha önce ikazını yaptı.
Bak şimdi bir şey bunu söylemek durumundayım. Şimdi halk devlet idaresi gelince, merkezi yönetim gelince AK Parti diyor. Sayın Erdoğan diyor. Anlatabildim mi? Güvenmiyor. Hangi şart, durum ne kadar kötü olursa olsun şeye güvenmiyor. Muhalefete güvenmiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na güvenmedi. Yani 28 Mayıs seçimi bunu gösteriyor. Tabii tabii. Ama mahalli idareler deyince ya buna biz bir ders verelim dediler AK Parti'ye. Aslında vatandaşı tabii ciddi bir şekilde ele almam. Mahalli idare gitsin o muhtarlık yapsın. Evet. Ama ama şey işte PKK'yla mücadelede, İHA SİHA üretiminde, teknolojiyle eğer bu işte ya da mavi vatanı ya bu konuları biz bunlara emanet edemeyiz. Şimdi öyle bir durum ortaya çıktı ki bir iktidar şey muhalefet şeyin iktidarı oldu, mahalli idarelerin iktidarı oldu. İktidar da doğrudan doğruya merkezi yönetimin iktidarı haline geldi. İki tane birbirini dengeleyen iktidar peki, toparlama oldu. Bence şansı yok mu? Var toparlama şansı var. Elbette var. Ama bir saniye Osman bu, ne diyeceksin? Ha, araya girecekseniz yok, girebilirsiniz. Yok. Yani bir cümle iki cümle. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Şimdi hocam diyor ya muhalefet yerel yönetim iktidarı. Şimdi iktidarın elinde şöyle bir koz var. Şimdi yerel yönetimler muhalefete geçti. Büyük bir şeydi. Yani yerel yönetimler merkezi yönetime normalde iktidara aitse yüktür yani. Örneğin Trabzon Belediye Başkanı gelir, bakanlığın kapıya ya bana işte biraz para verin der. İşte yatırım yapar der. Gider çağır kapısını. Merkezi hükümeti zorlar. Yani kaynak için. Evet. Şimdi AK Parti iktidarın elinde şöyle bir fırsat var. Artık bütün belediyeler CHP'de kardeşim. Yani kaynak olarak. Ne değil ya. Ya öyle yorumlayalım. Yani büyükleri evet, şeyler diyelim. Şimdi madem öyle kardeşim, eğer bir dönüş yapacaksan memura, emekliye, işçiye artık betona değil milletin cebine hitap edeceksin. O parayı, o belediyelere vereceğin parayı getir vatandaşa ver kardeşim. Zaten orta getir vadeli, vatandaşa ver. Orta vadeli programda Osman bunların hepsi var. Hocam son cümlelerinizi şimdi alayım. Ben buradan söyleyeyim. Evet. Hadi iktidara da bu şeyimiz olsun. Bir kıyamız olsun. Kardeşim bir şunu bunu bırakın bir kenara. Bir, üretim seferberliği ilan edin bir. İki, israfla, yolsuzluklarla ilgili bir seferberlik ilan edin iki. Üç, kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak için gerekli olan bütün çalışmaları dibine kadar yapın. Dört, ya bu ülkede her gün operasyon yapılıyor. Bir yığın çete çıkarıyor, bir yığın mafya çıkıyor. Bunlar ne zaman üretildi? Bunları kim getirdi? Bunlardan kim besleniyor? Bunlara siyasi, sosyal ya da güvenlik korumasını kim sağlıyor? Bunlar nasıl oldu? Bunların biraz üzerine gidin. Yani bir ülkede bir tarım seferberliğine ihtiyaç var. Millete tarlalarını ektirme, hayvanlarını besleme, meyvelerini toplama, bunları değerlendirme mutlaka örnek olması gerekiyor. Normalin dışında şu anda bir seferberlik ilan etmesi lazım. Siyasi seferberlik iktidarın. Evet. Yani bu şeyin de heyecan denilen şeyin de bu yeni şeylerle, beyinlerle gerçekten kavrayıcı ve kapsayıcı olacak bir biçimde bu seferberliğin, bu siyasi seferberliğin ilan etmeleri lazım. Ve o eski güveni sağlamanın başka yolu yok. Bunu yaparken de belediyeleri de cezalandırmayacak. Kendisi belediyesinden değil. Bak bu çok önemli. Onun altını, adil olacak. Balkon konuşmasında onun altını çok, çizdi zaten. Şimdi Cumhurbaşkanı çok harika bir balkon konuşması yaptı. Bu konuşması da çok analitik. Evet. Ve ben irdeledim, inceledim. Yani ben de çıksam bunları söylerdim. Yani bir şey olarak. Devlet başkanı yapan, olarak. Yani, devlet başkanı normal bir bilim adamı olarak diyeyim, öyle diyeyim. Yani çünkü bunlar aslında sorunu ortaya koyuyor. Ama çözümleme noktasında çok daha ciddi ve kararlı olmak gerekiyor. Bir de eylem ile söylemin bir olması gerekiyor. Peki. Teori ile pratikin bir. Söylüyorsunuz ama bunu uygulayacaksınız. Yani iktidar şimdi dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı bu seçim dedi şeydir dedi. Yani demokrasinin gereğidir. Halkımız vermiştir. Halkımızın iradesi başımızın üstüne. Peki. Halkın yöneldiği insanlara da bu memleketin evlatları bizim gibi düşünmüyor. Yanlışlarının karşısında doğrularının yanında destek olup ve gerçekten ülkenin bir bütünsel bir hava içerisinde yürümesi gerekiyor. Daha da önemlisi cümleyi söyleyeyim.
gittiği zaman ana muhalefetin liderinin elini sıkacak. Sıkmıyor hocam. Sıkacak. Sevgili hocam, Cumhurbaşkanı'na karşı saygısızlığı belediye başkanlarının yapma hakkı yoktur. Belediye başkanları çıkıp Cumhurbaşkanı'na alenen saygısızlık yapıyor bu ülkede. Yani siyaset yapıyor. Şimdi bunu gördük. Şimdi diyorlar ki bize hak vermiyor. Hangi belediye yerel merkezi yönetimden hakkını alamadı? Bir tanesi rakam ortaya koyamıyor. Ağzından konuşuyor. Ya kardeşim böyle bir şey yok ki. Hangi belediye baş? Ekrem İmamoğlu dışında bunu seslendiren de kimse yoktu. Ekrem Bey'in de neler yaptığını herkes biliyor. Şimdi bu seçimlerde bir de şu görüldü. Halk diyor ki kardeşim benim ilk sorunum cebim diyor. Benim şehrimde deprem konutu, trafik falan filan bunları düşünmüyorum. Önce cebimi düşünüyorum. Şimdi İstanbul'u bekleyen en büyük tehlike deprem sorunu değil mi? En büyük tehlike. Ya bir aday çıkıyor diyor ki 645 bin konutu kısa zamanda kentsel dönüşümle depreme hazırlık hale getireceğiz. Öbürü de diyor ki yok kardeşim ne gerek yok diyor. Ve o adam 10 puan fark atıyor. Olacak iş mi yani? Şimdi artık kısa bir şey söyleyeyim. Hocam burada kısa İstanbul bir şey söyleyeyim. Kısa bir şey söyleyeyim. Kısa çok kısa. Şimdi bakın İstanbul'da 11 milyon seçmenden Mustafa hocam hemen geliyor. 11 milyon seçmenden 8 milyon seçmen oy kullanmış. 3 milyon seçmen kayıp. Oy kullanmamış. İstanbul'da. Ve Ekrem İmamoğlu 1 milyon oydan kazanmış. Farklı. 3 milyon oy kimin oyu? Zaten 3 milyon oy kimin oyu? Ya? Şimdi vatandaş zaten öfkesinden gitmedi. Aynen. Yani o gitseydi de vermezdi. Hiç merak etmeyin. Gitse verirdi. Partilerin, bak ben size şunu söyleyeyim lütfen. Şimdi partilerin, vatandaş partilerin tapulmalı değil. Vatandaş geçmiş dönemde size oy vermiş olabilir ama öbür 4 senelik süreç geçtikten sonra bir başkasına verir. Ona da öyle bakmak gerekiyor. Verdi oy verme, oy verme gerekçelerinin ortadan kalkıp kalkmadığına da bağlı hocam. Kesinlikle bu dediğiniz. Öyle, bence AK Parti'ye oy verme gerekçeleri ortadan kalkmadığı için sandığa gitmedi. Evet, aynen öyle. Mustafa hocam, şimdi siz AK Parti'de de siyaset yaptınız. Şimdi nasıl bir değişim bekliyorsunuz? Özcan hocam da işte genel yorum. Teşkilatlarda bir yorgunluk, bıkkınlık olduğuna dair Cumhurbaşkanı Erdoğan da ruh ve kan kaybının altını çiziyor zaten. Gerek il teşkilatlarında, gerek merkez teşkilatında, parti yönetiminde veya kabinede bir değişiklik bekliyor musunuz Mustafa Bey? Şimdi önce Latif Bey, teşhisi çok iyi koymak lazım ki buradan tedavide uygun bir tedavi bulmak lazım. Şimdi vatandaş, ben bir de tabii ki kendim çok sayıda kişiyle bu seçim sürecinde görüştüm. İstanbul AK Parti'nin oluşturduğu Birlik Çalışma Kurulu, Erzurum. Yani vatandaş bu seçim yerel seçim ama yerel seçimdeki projelere biraz önce Osman Bey dediği gibi onlar hiç gündeme almamış. Yani ben buradaki benim belediyenin, bu şehrin, bu ilin sorunları için oluşturdukları projeler önde değil. O öyle olsaydı zaten Murat Kurum Bey'in, ki ben de işin içerisindeyim, hem ulaşım trafiğe hem de neticede bu biraz önce de konuşuldu, kentsel dönüşüm için ayağı yere basan, uygulanabilir, önemli bir emekte hazırlanan projeler vardı. Yani bunlar hiç yer almadı. Vatandaşı bakın şöyle düşünün. Vatandaş bir yerde, herhangi bir şehirde yaşayan vatandaş. Bu vatandaşın belediyelerle ilişkisi olabiliyor. Belediyeye gittiği zaman bir güler yüzle karşılanmayı, belediyedeki bürokrasinin aynı şekilde karşılamasını, il teşkilatlarıyla, ilçe teşkilatlarıyla ilişkisi olabiliyor. Onları böyle bir tevazu içerisinde sorunlarını kucaklayan, ilgili kurumlarla koordinasyonunu sağlayan. Bir önemli bir bilgi daha vereyim. Seçtiği milletvekili buna mesela mutlak surette bir ulaşması gerektiğini ve bunun sorunlarının paylaşılması gerektiği, bunlar da çok önemli. Diğer taraftan vatandaşın bu ilişkilerinde hükümetin yapacağı işler önemli. Şu anda en önemli sıkıntı ekonomi. Peki ekonomiye baktığımız zaman kur, enflasyon, faiz sarmalı da bir şey, böyle bir son zamanlarda bir somut adım atılmıyor. Yani dolayısıyla bu yönde bir reforma, vatandaşın da rahatlıkla tatmin olacağı, hakikaten
diyelim 2026'da tek rakamlı bir enflasyona düşeceğinin çok daha iyi planlı, programlı bir şekilde vatandaşa anlatılması lazım. Vatandaşa tepeden bakanların siyaset, yani Tayyip Bey'in bunlara bir şey yapmadan önce, ya senin vatandaşla ilişkin yoksa bu hava için yapılmaz, ya ben işte şu göreve geleyim de ben bireysel düşünülmez. Siyaset vatandaşa, topluma hizmet için yapılır. Böyle bir yapın yoksa bu işten uzak duracaksınız veya yine duramıyorsanız bunu gereğini yapacaktır. Zaten teşhisi yaptığınız zaman bunlar da ortaya çıkacak. Bakın bir büyük şehre bakın. Bir büyük şehri kazanıyorsunuz ama bazı ilçe belediyelerini kaybediyorsunuz. Onlar için orada aynı şartlar yok mu? Orada da ekonomi var, enflasyon var. Ama o işte o büyükşehir belediyesinin adayının halktaki karşılığı çok önemli bir yer tutuyor. Bazen o karşılık diğer olumsuzlukları görmezden gelip vatandaş diyor ki ben yine de yani bu belediyede bu başkana oy vereyim. Dolayısıyla şimdi yani vatandaşın sıkıntıları bu seçimde, tekrar söylüyorum, yerel seçim olmasına rağmen hiç şehrinin sorunlarına yönelik değil. Bana diyor ya, ben diyor şu kişiye ulaşamıyorum, şu sorunumu çözmemiş, gelmiş şu benim ilçede bir bina istemişiz, bunu yapmasını istemişiz, gel göstereyim, iki senedir böyle duruyor. Dolayısıyla vatandaşa tevazu içerisinde sorunlarıyla gerçek ilgilenip çözecek yöneticilere ihtiyaç var. Siyaset zaten demin de söyledim, bunun için yapılır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu değerlendirmeleri belki bu zamana kadar, bu 18. seçimdi, 17 seçim açık ara kazanmışsınız. Bu arada belki bu kadar detaylı bir inceleme olmamıştır. Bence bu bir fırsattır. Bu kendi ifadeleriyle bir dönüm noktasıdır. Bu noktalarda mutlak suretle tedbirler almak lazım. Peki burada bir gerçek bir dönüşüm yapmak lazım. Burada bir takım reformlara ihtiyaç var. Bu insan kaynağı olarak reform, dönüşüm değil. Sizi yani beni aldınız, Ahmet Bey'i getirdiniz veya ben daha yaşlıyım, genç getirdiniz. Bu ruhu taşıyacak. AK Parti'nin 2001 yılında kurulup çok kısa sürede ülkenin sorunları için, işte bu manada o günkü iktidarın 1,5 sene önce seçim kararı alıp 1,5 sene bile olmadan 14 Ağustos 2001 yılında kurulan bir partinin 2002 yılında açık ara meclisteki neredeyse anayasa değiştiği çoğunluğuyla seçildiği o 22. dönemdeki ruh gibi, belediyelerde de bakın, bu belediyede de çalışma şansı bulan bir kişi olarak 94'te Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki belediye ruhu gibi, işte ona biz eşittir gerçek belediyecilik diyoruz. Gerçek belediyecilik sadece orada yani hizmetleri yapmak değil, eserler tabii ki yapılacak, insanı yani yücelt ki devlet yücelsin diyoruz, onu kucaklamak, onu kazanmak, ona dokunmak. Dolayısıyla yani dönüşüm olacak. Bu tabii ki kadrolar olarak değil, ruh olarak bunu mutlak surette bunu kazanmak durumundayız. AK Parti bunu 2002 yılında yaptı, daha önceki dönemlerde yaptı. Vatandaşlarımızı teröre karşı destek verenlerin dışında hangi siyasi görüşte olursa olsun ülkenin bölünmez bütünlüğünden yana olan vatandaşlara bize oy versin vermesin, küstürdüklerimiz ayrı, onları mutlak surette kazanmamız, onlara güven vermemiz lazım. Bu arada seçilen belediye başkanlarına da bu ülkenin insanlarının oyuyla kazandılar. Onların bütün hep kazananları bu vesileyle de tebrik ediyoruz. Onların projelerinde de, o vatandaşa vereceği hizmette de gerçekten destek verileceğini de bunu çok net açıklamak, bu yönde de algı oluşturmalarına fırsat vermemek lazım. Benim bu son 5 yıl içinde bir önemli tespitim şu: hizmeti yapmıyor veya bunu bir siyasete alet edip buradan bir oy kazanma manasında bunu kullanmıyor. Mesela İstanbul'da rahatlıkla taksi sorunu çözülürdü. Çözümü getirip masaya koymuyorsun. İşte hükümetin çoğunluğu var UKOME'de. Onlar reddetti. Yok, meclis
mecliste çoğunluğu var. Şimdi mecliste çoğunluk için bahane kalmadı. UKOME'deki çoğunluk da meclisteki çoğunluktan dolayı da onun çok üzerinde etkisi olacak. Yani muhalefetin de bu manada vatandaşın hiç üzerinde durmadığı belediyecilik sorunları için bir fırsattır bu dönem. Bu 5 yıl içerisinde bunları mutlak surette hızlı bir şekilde yerine getirmeleri lazım. Sayın Olucan, son cümlemi şöyle bağlayayım. Efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız bu raporları lütfen aldıktan sonra olsun. Efendim? Rapor, son cümleler olsun. Ben reklama gideceğim. Tabii. Rapor bu derinlemesine analizi yapıp işte bütün bu olumsuzlukların nedenini ortaya koyduktan sonra radikal değişiklikler, yeni reformlar, vatandaşlarımızı geçmiş dönemde memnun eden, büyük güven veren bunlar peki, mutlak suretle hayata geçecektir ve bu eksikleri tamamlanmasıyla da küskün olanlar, başka partilere verilenler, giden kayan oylar, gelmeyen oylar tekrar eski yerini yuvasına döneceği kanaatindeyim. Peki Özcan Hocam, o iki ben bir şey söyleyeyim de herkes şey yapayım. Reklamdan önce Adalet ve Kalkınma Partisi bu seçimlere kadar bundan da biraz öncesine kadar sosyolojiden siyaset çıkarıyordu. Bu son dönemlerde siyasetten sosyoloji çıkarmaya kalktı. Bugün gelinen noktanın nedeni de bu. Arkadaşlar da bu konu üzerinde bir düşünsünler ve bunun tartışmasını yapmak çok faydalı olacaktır. Ne demek bu? Toplumdan siyaset çıkarmak. Sosyolojiden siyaset yerine siyasetten sosyolojiye geçti. Sorun da burada çöktü. Bilmiyorum diğer arkadaşlar peki, bu konuda ne diyecek. Peki konuşacağız. Bunu Ahmet Hocam'a da sorarız. Efendim şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Sayın Ahmet Akın'la devam edeceğim. Mustafa Ilıcalı Hocam siyaset yaptı biraz. Ben yani bir değişim şart mı, gerekiyor mu? Hem teşkilatlarda hem adaylar noktasında onu sordum ama Sayın Ilıcalı'dan çok net bir cevap almadım. Aynı soruyu Sayın Ahmet. Evet. Ama tabii ki bir bütün olarak da iyi incelenmesi lazım. Gerekli değişiklikler tabii yapılması ki şart diyorum. Bak net cevap evet veriyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Efendim kısa bir reklam aramız var şimdi. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tabii Van'daki duruma henüz gelemedik. Van'da ne oldu? Neler oluyor? Neler olacak? Yani bir karışık karmaşık durum var. Yüksek Seçim Kurulu son olarak DEM Parti adayına verdi mazbatayı. Ama öncesinde bunlar niye yaşandı? Yaşanmasa daha mı iyiydi? Madem mazbata yine aynı isme verilecekti. Reklamlardan sonra konuşacağız efendim. Tekrar beraberiz Dinamit'te. Şimdi Van'la ilgili önemli şeyler konuşacağız. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülahat Arvas'ında bir basın açıklaması var. Çok önemli ayrıntılar var. Bu açıklamada bana gelen özel bilgiler de var. Onları da paylaşacağım ama Vanlılar özellikle ekran başındaki Vanlılar eğer Sayın Arvas yayına bağlanırsa tabii ki memnun olurum. Bu basın açıklamasındaki konuları kendisine doğrudan sorabiliriz. Ama ben bunu anlatacağım şimdi nasıl bir provokasyon döndüğünü. Ya bunu AK Parti anlatamıyor. Evet. Anlatmıyor. Şimdi anlatılmaya çalışıldı mutlaka ama normal seyrinde devam eden bir hukuki sürecin nasıl provoke edildiğini ifade ediyor Abdülahat Arvas. Basın açıklamasında aynen söylediği şu: hiçbir zaman mazbata almadım diyor. Oysa kamuoyu nasıl provoke edildi? Mazbata Abdülahat Arvas'a verildi diye provoke edildi. Kesinlikle mazbata almadığını ifade ediyor. Sadece il seçim kuruluna
DEM Parti adayının seçilme hakkının olmadığı, memnu haklarının iadesi konusunun seçimden 2 gün önce iptal edildiği belirtilerek bir dilekçe veriliyor ki bu hukuki bir süreç. Yani bundan sonra top seçim kurulunda ne il seçim kurulu Abdülahad Arvas'a mazbata veriyor ne de DEM Parti'den seçilen kişiye mazbata verilmeyeceği yönünde bir açıklama yapıyor. Ama birileri bu dedikoduyu yayarak mazbatanın AK Parti adayına verildiği dedikodusunu yayarak Van'daki vatandaşları provoke ediyor ve Van'da işte hepimizin gördüğü istenmeyen olaylar yaşanıyor. Ahmet Akın hocam, isterseniz buradan devam edelim. Van'da neler olduğunu, neler yaşandığını gördük. İnsanları sokağa döktüler. Halbuki gelinen sonuçta yine aynı şey olacaktı. Yüksek Seçim Kurulu mazbatanın DEM Parti adayına verilmesine karar verdi. Her ne kadar ortada bir mahkemenin verdiği yanlış karar olsa da. Buyurun. Evet, yani çok kötü, özellikle YSK ve il seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, neyse orala ilgili olanlar tarafından çok kötü yönetilen bir süreç oldu. Maalesef tabii hukuki boyutu da var. Çok buralarla ilgili bir şey söylemek doğru değil ama. Şimdi bakın Sayın Şimşek, bu tür şeyler çok önceden yaşandı. Yani kayyum atandı, terörle iltisakı olduğu bilinen kişiler. O zamanlarda hep şu söylendi, 2019 sürecinde yerel seçimlerde. O zaman bunlara niye seçme seçilme hakkı veriliyor ve bunlar niye aday yapılıyor diye. Tabii bunlar tamamen aslında hükümete ciro edilen, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı buranın bu olaylar üzerinden diktatör, işte şeye, seçime saygısı yok gibi, sonuçlara saygısı yok diye, özellikle Sayın Soylu o zamanlar İçişleri Bakanıydı, bir provokasyonlar yapıldı. Fakat burada eğer bir bu işlerin ardında bir şey, sorumlu aranacaksa, tamamen seçim kurullarında olan bir süreç. Yani o zamanlar da öyleydi. Yani biz bir belediyeye bile bir işçi alırken, bir işte üniversiteye bir hoca alırken, ne bileyim bir, hatta özel sektör bile artık bunlara dikkat ediyor. Bir personel alırken onun efendim ne derler, cemaziyel evveline, geçmişine, insicamına, irtibatına bakarken, bu seçim kurulları, adaylıkların şey yapıldığı, efendim teslim edildiği süreçlerde bu tür incelemeleri, ki bu gözden kaçacak bir şey değil. Oradaki Van'ın DEM adayı, evet, çok net kamuoyuna mal olmuş bir isim söyledikleri ve yaptıkları ve hüküm almış bundan dolayı. Başta adaylığını kabul edip ondan sonra seçildikten sonra da bunu tekrar gündeme getirilmesi ve ardından bunun üzerinden önce hükümetin suçlanıp CHP'nin de burada bu işe alet olup kalkıp oralara vekil göndermesi, İmamoğlu'nun hemen bunun ardından mal bulmuş muharibi gibi, efendim orada bir provokasyon, haksızlık var, şey var, işte gasp ediliyor gibi şeyler. Halbuki tamamen hükümet ve AK Parti dışında, Cumhur İttifakı dışında gelişen bir süreç, Cumhur İttifakı'na ciro edilmeye çalışıyor. O zaman akla şu geliyor: bütün bu süreçler daha önce organize edilmiş olma ihtimali nedir? Bu ben açıkçası bu tarafındayım. Ahmet Bey, Ahmet Bey, özür dilerim. Abdülahad Arvas, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı yayınımıza bağlanabilir. Çok iyi olur. Kendisine de çağrımdır. Hem basın açıklamasında anlattığı doğruları, hem de belki kamuoyunun bilmesi gereken başka şeyleri ifade eder diye düşünüyorum. Ben haber bekliyorum kendisinden. Yayına katılmasını da rica ediyorum. En azından Türkiye doğruları bilsin, Vanlılar doğruları bilsin. Yarın gündem olur hocam. Yarın Türkiye'de gündem kendisine olur. Yani gündem olmasından şöyle, ziyade şöyle doğru, doğruları Latife, anlatmak yanlış ve anlaşılmasın, bilmek adına. Dün sizin burada açıkladığınız, evet, basın açıklamasının dışında dün sizin burada açıkladığınız basın açıklamasının aksine bir kanalda
burada sanki o başvurmuş, mazbatayı almış, büyük bir haksızlıklar oldu, bir algı oluşturdular. Muhakkak sizin kanal vasıtasıyla inşallah bu düzeltmeyi tüm Türkiye duyar. Yani Latif Bey, ben şöyle tamamlayayım isterseniz. Buyurun. DEM buyurun bu hocam, işlerde çok mahir maalesef. DEM bu işleri çok planlı ve organize bir şekilde yürütüyor. Ve bu arada maalesef DEM sanki hakkı elinden alınmış, gasp edilmiş, mağdur edilmiş gibi bir pozisyon oluştu. Ve AK Parti adayına Sayın Arvas'a... Aslında burada mağdur olan bence olayların gidişatını da biliyorum. Burada mağdur olan Sayın Abdullah Hat Arvas. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla hakkı olmayan bir başkanlığın peşinde olmamış hiç. Mazbata da istememiş. Böyle bir talebi de yok. Eğer bağlanıp gerçekleri anlatırsa bizler de ilk ağızdan duymuş olacağız. Ben bekliyorum kendisini. Evet hocam, siz devam evet, edin. İnşallah öyle yapar Sayın Arvas. Kamuoyu da aydınlanmış olur. Yani bu tamamen planlı, organize bir şekilde yapılmış bir şey. Demin adaylığı, hükümlü birisinin adaylığını şey yapmasıyla birlikte, önermesiyle birlikte, Yüksek Seçim Kurulu'nun veyahut İl Seçim Kurulu'nun da buna dikkat etmeden bu adaylığı onaylaması, ki daha önce bu tür şeyler hep olduğunda sonucun ne olacağı belli. Devlet burada AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın veya Sayın Cumhurbaşkanımızın bir dahli olması mümkün değil. Adalet Bakanlığı, gerekli birimler, İçişleri Bakanlığı veyahut işte Seçim Kurulu neyse, bunlar devreye girerler. Bunlar hükümetin organlarıdır, devletin organlarıdır. Ama sonuçta ne oldu? Olan Van'daki halkımız oldu. Oralarda taşlandı, sokaklar yakıldı, yıkıldı. Hendek olaylarına benzer bir kalkışma şey yapıldı, organize edildi. Ve yine Esenyurt, bu da kent uzlaşısının aslında Esenyurt'un çok kısa sürede, tabii şu an devletimiz güçlü, o Hendek olayları zamanlarındaki gibi ne FETÖ'cüler var, ne efendim PKK eski gücünü koruyor, anında tepesine biniyor. Ama az önce akşamüstü yine gördük sosyal medyada, özellikle Esenyurt'ta vatandaşların araçlarına saldırılar, binalara, evlere saldırılar, işte Türk bayrağına yönelik saldırılar. Bunlar da CHP'nin kent uzlaşısının sonucudur, şımartılmıştır PKK ve DEM yönetimi. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bu tür şeyleri göreceğiz. Yani hayırlı uğurlu olsun derken negatif anlamda söylüyorum. Bunun hayırlısı da yok, uğurlusu da yok. Burada tamamen iç kalkışma ama eskisi gibi değil Türkiye. Bunu da devletin yumruğunu yedikçe görecek bu PKK sempatizanları. Şimdi evet abi. Ben evet, girebilirsin. Başka bir şey. Bu arada ben Abdullah Hat Bey'le bağlantı kurmaya çalışıyorum ama telefonları kapalı görünüyor. Ulaşabildiğimiz telefonları. Evet, sen şimdi Van'daki olay bir kalkışma provasıdır. Allah. Net bir şekilde bakın. Bu seçimler öncesi ben defalarca da yazdım. Bu seçimlerin beka sorununa dönüşeceğini, çünkü evet, DEM Parti ile CHP'nin artık alenen, eskiden biraz kaçak oynuyordular, gizli oynuyordular, alenen işbirliği yapması, DEM Partilileri Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve ilçe belediye meclislerine taşımalarının yarın Türkiye'nin başına bela olacağını dile getirmiştik. Bugün gelinen nokta bu. Bakın daha dün bir, bugün iki. Van'daki olay sadece işte belediye başkanı mazbatasını aldı almadı değil. Bir provadır. Bakın bu akşam DEM Partili Murat Çebni canlı yayında diyor ki, Gezi'nin yarım bıraklan iktidarı tam devirememiş bir kalkışma projesidir diyor. Gezi diyor bakın. Evet. Yarım bıraklan iktidarı tam devirememiş bir kalkışmadır diyor. CHP'nin desteğiyle Esenyurt gibi şehirlerde yakıp yıkma olaylarının Gezi benzeri bir kalkışmaya dönüşebilir diyor. Yani şey veriyor. Sayın Diyadin, bir şey ekleyebilir bakın miyim? Çok önemli bir noktaya geldiniz. Tam o şu anki Van adayı da, o PKK destekçisi aday da çözüm sürecinde aynı lafları gidip oradaki askere söylemişti. Demişti ki daha şeyi bombalıyorsunuz, bombalamayı kesin, sonra çok kötü olur gibi bir tehditte bulundu. Bugün sosyal medyaya düştü onlar. Ertesi günde Dağlıca katliamı olmuştu. Aynı şeyleri söylüyorlar aslında bugün. Bu ifadeyi de kullanıyor. Şimdi, PKK sizin kütürüğünde boğar.
buldan örgüte yardımdan 5 yıl alıyor bunlar. Ön açıyorlar yani. Çok güzel bir noktaya temas ediyor. Sevgili hocam, yine söylüyorum. Türkiye'yi önümüzdeki günlerde, süreçte zor günleri bekliyor. Bakın, yerel seçimleri genel seçim havasına sokup ve beka sorunu haline getirmeye çalışan bir ittifak yapısı var. Kesinlikle. Özgür Özel'in CHP'sinin alenen ve açıktan DEM Parti ile işbirliği yapması, DEM Parti ile işbirliği yapması demek PKK ile dolaylı yoldan işbirliği yapması bunun işaretidir. Daha yine bugün Murat terörist başlarından Murat Karasu'nun da yaptığı açıklamalar var. Özgür Özel'i övüyor. Artık diyor Özgür Bey diyor. Açık açık görüşlerini dile getiriyor bizden işbirliğini konusunda. Ya. Yani bunlara baktığınız zaman yazıklar olsun. Türkiye'de bir takım insanlar tabii ki ekonomik sorunlarımız var. Şunlar var, bunlar var ama beka sorunu en büyük sorundur. En büyük tehlikedir. Türkiye'nin beka sorunu yaşarsa bunun altında hepimiz kalırız. Bakın hepimiz kalırız. Şöyle bir yapı var. Demokrasi, özgürlük. Ya bir ülkenin bekasının üzerinde demokrasi ve özgürlük olabilir mi ya? Böyle bir anlayış olabilir mi ya? Ortalığı yakıp yıkacaksınız. Devlete meydan okuyacaksınız. PKK tükürükle bizi boğacak. Ve biz de size diyeceğiz ki sizin hakkınız. Gelin buyurun. Böyle bir yapı olabilir mi ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti masaya bu saatten sonra yumruğunu güçlü şekilde koymalı. Murat kapıyı açtığımız an Sayın Diyadin, Murat Çepni'nin acilen sorgulanması lazım. Olaf çok tehlikeli. Kesinlikle. Kesinlikle sorgulanması lazım ama baktığımız zaman Türkiye'de bugün sanki böyle geri çekilmiş bir vaziyetteyiz. Yani böyle bir savunmadayız yani. Yani Türkiye savunmaz. Türkiye kendi milli ve bütün hücuma geçer. Türkiye'nin varlığının nedeni de budur. Siz PKK'ya karşı deme karşı kendinizi savunursanız yenilirsiniz kardeşim. Üstüne gideceksiniz. Şimdi tabii burada şöyle bir durum söz konusu Özcan hocam. Yani hukuki bir süreç var. Hukuki süreçte insanlar demokratik haklarını kullanıyor. İşte AK Partililer İl Seçim Kurulu'na demin adayının seçilme yeterliği olmadığını, seçimden iki gün önce bunun bu hakkının memnu haklarının alındığını ifade eden bir dilekçe veriyorlar. Ve her şey bu dilekçe üzerine patlıyor. Birden Van'da Mazbata'nın Sayın Arvas'a, Abdülahat Arvas'a verildiği dedikodusu yayılıyor. Bilinçli bir provokasyon bu ve insanlar Van'da sokağa dökülüyor. Ondan sonraki olayları yaşıyoruz. Şimdi ben çok önemli buradan Milsen Azadiye Kürdistan bir bildiri yayınlıyor bu olaylar üzerine. Ya işi nereye getirmek istediklerini. Milsen Azadiye Kürdistan ne o? Azadiye Kürdistan bildirisi bilmiyorum. Sendika mı o? PKK'nın bir şeyi PKK'nın galiba. PKK'nın bir örgütü mü? Evet yani ne yapmak evet. istediklerini burada bir cümle okuyacağım şurada. Evet. Diyor ki AKP, MHP, faşist, sahtekar, hırsız iktidar yanlılarını ve kayyumu kabul eden adaylarını da uyarıyoruz. Kürt evet. halkının kazanmış olduğu belediyeleri eskisi gibi rahatça gasp ederek gidip o koltuklarda oturup sömürgeci faşist TC'nin politikalarıyla halkımızın kazanmış olduğu belediyelerini yönetirseniz siz de aile fertleriniz de belediyeleriniz de bizim birinci hedefimiz olacaksınız. Şimdi bu uyarılarımızı dost ve düşmanımıza yapıyoruz. Bugünden itibaren başlayan ve önümüzdeki günlerde Kürdistan'da artacak olan serhildanlar yani başkaldırılar, isyanlar halkımıza daha da kazandırtacak ve AKP, MHP faşist rejimine iyi bir ders verecektir vesaire diyor. Şimdi bunu niye okudum? Bu ne yapmak istediklerinin anlaşılması için okudum. Şimdi evet. Türkiye iki tane ciddi olayı dikkate alması gerekiyor. Birincisi PKK burada sıkıştıkça kendisine Avrupa'da alan açmaya çalışıyor. Yani oradaki Türklere saldırmak ve özellikle de devlet koruması altında bunu yaparak bir biçimde adından söz ettirmek
ve dolayısıyla da etkinlik kurmaya çalışıyor. Uluslararası kamuoyunda dikkatini çekmeye çalışıyor. Birincisi bu. İkincisi içeride hassasiyetleri tahrik ve kışkırtma faaliyetleri sürdürüyor. Halkı militarize etmeye çalışıyor. Yani aman ha şey yapmayın, bütünleşmeyin Türkiye ile, mutlaka sizin hukukunuz çiğneniyor. İşte bir Türkiye'den kopmak için isyan dahil her türlü tavra ve tutuma hazır hale geliyor. Yani şu anda Kürt kardeşlerimizi militarize etmek, onların hassasiyetlerini kaşıyarak bir anlamda devlete ve millete karşı bir konumlandırma yapmaya çalışıyorlar. Bu arada Türkiye'ye yönelik olarak yapılan, özellikle Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik olarak Fransa'nın önderliğinde yapılan ABD, Avrupa Birliği ve Ermenistan toplantısı, ki hükümet de buna yönelik açıklama yaptı bugün, evet. Şey yaparsanız Avrupa'da yapılıyor bu. Bunun nedeni şu: Türkiye artık terör örgütünü kontrol altına almıştır. Bugün yarın yapılacak operasyonlarla da Irak ve Suriye'de bu mesele ciddi bir biçimde Türkiye'nin gündemini daha az meşgul edecek bir konuma ve duruma getirecektir. Fakat bunun gelişebilmesi için hem bize yeni alanlar, huzursuzluk alanları meydana getirmeye çalışıyorlar, hem de içerideki halkı militarize etmeye çalışıyorlar. Bu işin birinci yönü. Bir de şunu söyleyeyim, bakın, hukuk sistemi bir ülkenin güvenliğinin imenüel sistemidir. Yani hukukta eğer siz bu imanüel sistemi, bağışıklık sistemini eğer devre dışı bırakırsanız bir eşkıya yapılanmasıyla karşı karşıya kalırsınız. Şu soruyu sormamız lazım hepimiz. Bir HDP diye bir parti vardı ve bu parti işte bu tükürükle sizi boğar diyen adamın da içinde olduğu, evet, bir parti. Heykellerini dikip ve isyan çıkarttılar biliyorsunuz Kobani olayları sırasında. Şimdi bu durum bize bir şey getiriyor. Bunlar bir kalkışmayı ciddi bir biçimde kendi yönlerinden yöneterek Türkiye'ye bazı şeyler dayatma gayreti ve heyecanı içerisindedirler. Ve bu çok önemli bir durum. Bu hukuk sisteminde bu HDP'nin kapatılması için başvuru yapıldı. Biz de imza, evet, kampanyası düzenledik. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi bu HDP'nin kapatılmasına ilişkinde armudun sapı, üzümün çöpü diyerek, usul diyerek, esas diyerek yazılıydı, sözlüydü. İfadelerini aldık, alacağız, almak üzereyiz. Adamlar resmen terör örgütünün biz uzantısıyız ve Türkiye'yi bölmek istiyoruz diyor. Ve safsakladı, safsakladı. En son bütün bilgiler, belgeler toplandı. Buna rağmen her bir karar verilmiş değil. Bu arada, bu arada bu çok önemli bir şey. Bu arada siyasi partilere devletin bütçesinden yapılan ödemeler, ki trilyonları bulan bir ödeme yapılıyor, bu seçime giren partilere yapılması gerekirken bu parti seçime de girmedi, götürdü bu parayı bunlara tahsis ettiler. Şimdi hocam, şimdi bir saniye. Şimdi bir haber var. EHA Medya'nın verdiği bir haber sosyal medyada. Evet. Demli Murat Çepni, Ahmet hocam göndermiş, evet, linki bana. Ahmet Akın hocam. Şimdi az önce söyledim. Evet. Evet, evet. Şimdi burada bir şeyi var. İfadesi var Murat Çepni'nin. Şunları söylüyor: Gezi isyanı bu coğrafyadaki tarihte yaşanmayan düzeyde halk isyanıydı. Gezi de hazırlıksızdık. AKP yenilmedi. Umudu hemen örgütlü hale getirmemiz lazım. Üstüne ben de şeyi söyleyeyim. Şimdi Zeyd, sevgili yönetmenim, gönderdim linki sana. Eğer bu videoyu hazırlayabilirsen sevinirim.
Yani Latif abi iki günde bitleri kanlandı bunların. İki günde bitleri kanlandı. CHP'ye de buradan şimdi helal olsun. Zaten ya. Yapılmak istenenin şimdi, ne olduğu şimdi burada bir de bir ne olduğu ortaya çıkıyor. Latif abi okuyayım ben size burada. Bak, bu da yeni. PKK sözde elebaşısı Mustafa Karasu Kirli İttifak hakkında şöyle diyor. Meral Danış Beştaş'ın dediği gibi diyor. CHP bu oyları kendi oy olarak görmemelidir. Zaten diyor Özgür Özel de seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk konuşmada böyle ifade etmiştir. Özgür Bey doğru tutum tutulmaktadır diyor. Doğru yapmaktadır diyor. Herkes de biliyor ki DEM Parti İstanbul'un tabanı %10 civarındadır. Bu oyların en azından %8'ini diyor İstanbul'daki demokrasi isteyen güçlerin parçası olmuştur. İmamoğlu'nun 2019'dan çok daha güçlüdür diyor. Şimdi İmamoğlu'na güç vermeye çalışıyor Mustafa Karasu. Aslında aynı şeyleri Meral Danış da söylemişti. Zeyd rica edeyim o Meral Danış'ın o sözlerini bir verelim. Mustafa Karasu'nun Kandil'den söylediklerini Meral Danış Beştaş İstanbul'dan söylüyor. Bu oylar bizim oylarımız diyor. İmamoğlu'nu biz seçtirdik. Kendi oyları zannetmesin diyor. Kısa bir video olacaktı. Zeyd yayınlayabilir miyiz onu? Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. Ve DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Aslında İstanbul'da çıkan sonuç DEM seçmeninin, partimizin seçmeninin AKP'yi cezalandırmasıdır. Niye böyle diyorum? Yani şunu da söyleyeyim. İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın. Aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AKP'yi cezalandırmak istedi. AKP'ye cevap vermek istedi. Bugün bile sahte seçmen diye nitelendirdiğimiz seçmenlerin binlerce seçmenin aynı okullarda oy kullanması ve buna ilişkin halkın tepkisi buradaki seçmenin görüşünü etkiledi. Kürdistan coğrafyasında yaşananlar İstanbul seçmenini oyunu doğrudan belirleyen bir etken oldu. Evet, böyleydi Meral Danış Beştaş'ın açıklamaları. Sanıyorum Meral Hanım'ın yanındaki de basın toplantısında Murat Çepni'ydi yanılmıyorsam. Şimdi yönetmenim Zeyd indirmiş bu görüntüyü. Murat Çepni'nin hangi kanalda bilmiyorum ama mutlaka PKK'ya yakın bir kanal diyebileceğimiz bir kanaldır. Şimdi Murat Çepni'nin söylediklerini izleyelim. Tartışmayı o zemin üstüne oturtalım. İçeri ses versin. Gezi isyanı yaşandı değil mi? Gezi isyanı bu coğrafyadaki belki tarihte hiç yaşanmadığı düzeyde bir halk isyanı niteliğiydi. Yani bütün coğrafyada alanlara çıkıldı ve işte ayaklanmaz denilen, isyan etmez denilen halk isyan etti. Yani hep böyledir ya. Bu ülkede kimse isyan etmez, kimse sokağa çıkmaz. Halk işte sürekli işte yakınır ama ayaklanmaz, isyan etmez denen bir coğrafya burası. Ve Gezi isyanı patlak verdi. Ve herkesin dünyası değişti. Hepimizin dünyası değişti. Yazdıklarımız değişti, konuşmalarımız değişti, sloganlarımız değişti, düşünme biçimimiz değişti. Fakat sonra ne oldu? Bakın sonra ne oldu? Gezi daha ileri taşınabilir miydi? Taşınabilirdi. Buna hazırlıksızdık biz ve bu hazırlıksızlık hali Gezi'yi olabileceği yere kadar taşıyamadı. Yani bu coğrafyada gerçek bir değişimi sağlayamadık. Yani AKP'yi mesela o dönem ne yaptık? Dedim ki AKP evet zayıfladı, sendeledi ama AKP yenilmedi. Ayakta durdu. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Eğer bir olumlu gelişmeyi doğru değerlendiremez isek sonrasında tam tersi karamsarlıklar açığa çıkar. Gezi'den sonra hatırlayın. Bu sefer şöyle demeye başladı insanlar. Ya Gezi bir defa oldu ama bakalım bir daha olur mu? Kesin olmaz. O andı, oldu falan. Bakın edebiyat buna dönüştü. Şimdi de aynı şey gerçekleşebilir. Eğer doğru anlamaz ve doğru görevleri kavramazsak eğer. Bundan dolayı söylüyorum. Umut dediğiniz şey somut bir şeydir. Öyle uhrevi bir şey değildir.
Umut dediğiniz somuttur. Yani sizin bütün hazırlığınız vardır. Spor ayakkabınızı giymişsinizdir, eşofmanını giymişsinizdir ve koşacaksınızdır. Yani somuttur. Şimdi spor ayakkabı giymezseniz topuklu ayakkabıyla koşamazsınız. Yani ne kadar umutlu olursanız olun, ne kadar sportmen olursanız olun koşamazsınız. İşte umut dediğiniz şey somut. İşte o hazırlığı yaparsanız umut açığa çıkar. Şimdi bizim açımızdan da budur. Şimdi umut var mı? Var. Niye var? Çünkü kazanmışız. İşte kayyumları göndermişiz. Van'da darbeyi engellemişiz. Batı'da bu sömürü soygundan beslenen bu suç şebekesini kaybettirmişiz. Yani bu AKP'nin müteahhitleri, o beşi çeteler sadece AKP'nin belediyelerinde mi palazlanıyorlar? Bu cemaatler, tarikatlar sadece AKP'nin belediyelerinde mi besleniyorlar? Hayır, değil. Kesinlikle değil. Bunu herkes çok iyi biliyor. Şimdi demek ki bu beklenti haline çıkıp bu umudu hemen örgütlü hale getirmek lazım. İşte bu örgütlü halde o yüzden diyorum mesela Kürt halkı kazanmıştır. Net söylüyoruz, ağız dolusu söyleyebiliyoruz. Niye söyleyebiliyoruz? Çünkü halkın kendi örgütlü gücüyle kazanıldı. Kendi programı kazandı. Şimdi orada bizim belediyelerimiz demokratik halkçı belediyecilik nasıl yapılır bir kez daha gösterecekler. Somut. Başarırız, başaramayız. Başaramazsak tartışırız. Ama somut. Kazanım somut. Batı'da bunu diyemiyoruz. O yüzden umudun kendisini ne kadar örgütleyebilirsek yarın için bunu diyemiyorum. Evet. Devam ediyoruz. Şu ben şey tamamlayamamıştım. Abi onu şimdi istersen bunun üzerinden bunun üzerinden gidelim. Mesela düşmanın şimdi, ne dediği şimdi, bölücü ve yıkıcıların şimdi, neler düşündüğünden daha çok bunlara karşı korunmak üzere olan mevcut yasal düzenin ve bu düzenin sürdürücülerinin ne yapması gerektiği. Asıl problem oradan. Demin dedim ki. Yani bu, asıl hazırlık eğer böyle bir bunlar, şeye ise. Dedim ya bunlar hazırlanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir ittifakın içinde? Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi de ayrı bir konu. Şimdi şurayı ben söyleyeyim bak. Peki, şimdi buyurun. Bu insanların ifadesinden anladığınız kadarıyla ayaklanma için her fırsatı değerlendireceği ve bu fırsatları silahlı bir çatışmaya gidip Türkiye'yi içten bir kargaşaya götüreceklerini açık ve net olarak ifade ediyorlar. %1 milyon bölücülük yapıyorlar. Çok net. Yargının derhal harekete geçirmesi, hemen 24 saatte 48 saat hesabının kitabını sorulması lazım bunun. Halkı tahrik ediyor, harekete geçiriyor. Yakıp yıkma, öldürme, kesme, açma meydana gelmeden yetkili etkili unsurların devreye girmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, şimdi bunlar bu Anayasa Mahkemesi'nin demin söyledim. Burada yapacağı iş kendisine verilen devletin istiklal ve istikbaliyle ilgili konulardaki meseleleri birinci derecede görüşmesi gerekirken savsaklıyor, tutuyor ve o da artık bunlar ne yasa dinliyor ne de hukuk dinliyor. Şimdi böyle olunduğuna göre bunun arkasından ne gelecek? Bunun arkasında devamı da ne var? Nasıl çıktı Van meselesi ortaya? Aday olması mümkün olmayan bir kişiyi bir mahkeme karar veriyor. Memnu hakların kaldırılması kararı. İadesi. Şimdi memnu hakların iade edilebilmesi için gerekli olan süre var 3 yıl. Ve bu 3 yıllık süreyi yanlış değerlendirerek, bence orada kasıt kesinlikle var. Yanlış değerlendirerek. O mahkemeyle ilgili HSK soruşturma başlamış. Kesinlikle soruşturma yapılması lazım. Yani bakın bir şey söylüyorum, üzerine basarak söylüyorum. Hukuk, anayasa, mevcut düzen bu ülkenin imanuat sistemidir, bağışıklık sistemidir, güvenliğinin. Başka türlü hareket edemezsiniz. Yani eğer suç işliyor ve suç işleyen insana gerekli cezayı veremiyorsanız siz bunun bedelini şöyle veya böyle karşılaşmak zorunda ve durumundasınız. Bunların da ifadeleri, tavırları açık ve anlaşılır biçimde ortada. Bunlardan mağduriyet yaratarak bunların şey yapmalarını sağlamak, toplum içerisinde taraftar bulunmalarını, taraftar edinmelerini sağlamak en büyük yanlış olur. Onun için bana göre en önce bu meselelerde parlamentoda bir milletvekili veya dışarı çıktığında bir halkla bölücülük yapıyorsa mesela şey der demez, adını söyleyeyim, heykelini dikeceğiz der demez, soruşturma açılması
düşürülmesi ve gerekenin yapılması gerekiyor kardeşim. Bu erteleyerek yarın yaparız, öbür gün yaparız diyerek bu iş gitmez. Sevgili hocam, Anayasa Mahkemesi şu soruya cevap versin. Dünyanın hiçbir ülkesinde ki bir yargı DEM HDP gibi partiye izin verir mi? Vermiyor. Dünyanın yok, bana yok. Bir tane göstersinler, ben Türkiye'yi terk ederim. Yok, peki, böyle bir şey yok ya. İstanbul'a döneyim. Ahmet Akın hocamın uyarısıyla bu videoyu gördüm ben. Murat Çepni'nin videosunu. Hocam siz nasıl değerlendirdiniz? Hemen sonrasında da Mustafa Ilıcalı hocama döneceğim. Latif Bey. Yani neler oluyor? Şimdi Avusturya, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma nedeni Avusturya Macaristan Veliahtı Arşidük Ferdinand'ın suikaste uğraması. Çok basit yani bir neden. Bu Van olayı aslında bunun gibi kullanılmaya çalışan ve önceden tezgahlanmış ki soruşturma da başlatıldı herhalde o mahkemeyle ilgili 3 yıllık memnu hakkı kaldıran bir şey gibi geliyor. Şu an görüntü o. Bu açıklamalar günübirlik yapılan açıklamalar değil. Bence çok önceden tezgahlanan, planlanan, hem CHP'nin bu konuyla ilgili tepkisi, bütün vekillerini Van'a dökmesi, Ekrem İmamoğlu'nun hak gasp ediliyor, demokrasi falan demesi, bunların hepsi önceden bilinen şeylerin bir tezahürü, bir tiyatro oynanıyor. Ben pürüz zaferi derken aslında bunu söyledim. Yani CHP şu an pürüz zaferi, işte yanına aldığı kişiler. Hatırlayalım, CHP-HDP ittifakı da böyleydi o zamanlar ve sonra sıfıra müncem oldu neredeyse ve ardından Ecevit geldi, CHP diye bir parti kalmadı. Pürüz zaferi şudur, bu kavram çok konuşulacak belki ileride. Makedonya kralı o zaman çok güçlü ve büyük bir savaş kazanıyor, Asculum Muharebesi. Ama bütün kumandanlarını, bütün ordusunun yetenekli askerlerini, bütün teçhizatını kaybediyor ama zafer kazanıyor. Şu an CHP zafer kazanmış gibi görünüyor ama milliyetçilik ordusunu, komutanını kaybetti. Milliyetçilik komutanı gitti CHP'nin. Halkçılık komutanı gitti şu an bu açıklamalarla. Efendim devletçilik komutanı gitti. Biz uzun zamandır söylüyoruz. Pürüz zaferi bu. CHP belki bir zafer kazandı ama ilkelerini kaybetti. DEM'e teslim oldu. DEM'in ipoteği altında rehinesi olarak bundan sonra siyaset sürdürecek. Bu açıklamalar her olduğunda da hani şöyle düşünülebilirdi. Ya CHP bir alan açtı. İşte demokratik siyaset yapacak, barışçıl siyaset yapacak, Kürt halkının İşte efendim gündemini tartışacak bir parti olarak deme. Bu fırsat daha önce de verildi Selahattin Demirtaş zamanında. Ama bir laf var. Katranlar olmaz şeker. İşte biz aynı şeyi görüyoruz. 2013-14'lerde yaşanan 13 puan almıştı o zaman da zannedersem. Tarihi tam hatırlamıyorum Selahattin Demirtaş. Aynı hikaye. Pürüz zaferi budur. Bundan sonra bunlar konuşacak. Evet. CHP'de bitecek. CHP'yi DEM bitirecek. Bunu konuşacağız, göreceğiz. Çok sürmez. Birkaç aya bir seçim sandığı daha konulsun. O zaman görelim bakalım. Bu olaylarda 3-5 olsun. O zaman görelim. Yani bu şansı çok ani ve çok tepkisel olarak. Çünkü DEM dediğimiz şey bir siyasi parti olmadığını defalarca söyledik. Bir taşeron. Kendine verilen talimatla yerine getiren, aday bile çıkaramayan, tavşan aday çıkarıp şimdi Danış Beştaş konuşuyor da efendim Çepni konuşuyor da ya siz kendi adayınıza oy veremeyecek kadar efendim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de siyasetini Kandil'e ipotek etmiş bir partisiniz. Onun için bundan sonra gün yüzü yok. Bu olaylar çok artacak. Ama Allah'a şükür devlet var. Allah'a şükür güçlü bir irade var. Güçlü bir yönetim var. Cumhur İttifakı idarededir. Bunlar bunu yapacak, halk görecek. Halk bu fırsatı verdi. Bundan sonra bakalım bunu nasıl tepe tepe kullanacaklar. Bugün CHP'den beklenen bu olayı telin etmesidir. CHP'den beklenen Murat Çepni'ye efendim sen nasıl gezi kalkışması yaparsın, böyle bir açıklama, böyle bir şeye teşne olursun demesidir ama biz boşuna bekliyoruz. Alacağı oy budur, pürüz zaferidir bu. Bundan sonra nasıl eriyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu milletin değerlerini efendim, evet, bu ülkenin misak-ı millisini hafife alan herkes sıfıra müncem olacak. Evet. Sevgili Ahmet Hocam, mesela ben az önce
Özgür Özel bir TV kanalında konuşuyor. Diyor ki demokratik tepki diye yollara dökülmek, protesto etmek en doğrusudur diyor. Yani aynı kafada. Kepninin aynı kafada demek destek, ki. Kafa aynı kafada yani. Agada. O olayları mı soruyorlar? Evet, İsmail Küçükkaya soruyor. Yani Van'daki kalkışma demokratiktir diyor. Demokratik diyor, orayı burayı yollara yıkmak. Dökülmek, protesto etmek en doğrusu. Devam et. Şimdi tabii iki gün geçti sanıyorum daha. Sanıyorum Özgür Özel onu mesai ücretlerinin artırılmasını isteyen bir sendikal faaliyet gibi algılamış. Eğer Van'daki olaylarla ilgili söylüyorsa onu. Şimdi tabii böyle seçimi kazanmış, seçimden birinci parti çıkmış bir partinin Van'daki olaylarla ilgili eğer böyleyse Mustafa Hocam, Van olayları için yapıyorsa Sayın Özgür Özel bu yorumu, siz ne diyeceksiniz Sayın Vekilim? Ben bir kere şunun altını çizerek değerli Akit TV izleyenlerine şunu söyleyelim. Söz konusu aday, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin Ağır Ceza Mahkemesi'nde Diyarbakır'da yargılanmış, iki ayrı suçtan ceza almış. Yani terör örgütüne üye olmaktan ve bu biraz önce de söyledim, PKK sizi tükürüğünüzde boğar, örgüte yardımlardan kesinleşmiş, cezasını almış, birinden 5 yıl, diğerinden 3 yıl. Bundan sonra bu cezayı tamamladıktan sonra 3 yıl geçmesi gerekiyor ki buradaki yasaklanmış haklarını kazansın. Geçmediği bir açık gerçek. 2025 yılında bunun tamamlanacağı belli. Bu partinin çok iyi hukukçuları var, biliyoruz. Çok iyi hukukçu olmaya da gerek yok. Basit bir ilkokul mezununun hesaplayacağı 3 yılı hesaplamaları gerekiyor. Ve mahkeme buna rağmen bu adayın bu seçime girmesine, aday adaylığı için başvurduğu zaman buna onay veriyor. Sonuçta burada bir acayip bir durum var, bir operasyon var. Ve bunlar bunu bilmeden bu şekilde, yani süreyi dolmadığını bilmemeleri imkansız. Sonuçta Adalet Bakanlığı ta geçen seneden bu konunun takibi konusunda, savcılığın takibini, bu arada mahkemenin onaylamasını takip ediyor bir de. Bu da bir hukuki durum. Bunlar işte sanki Cuma günü seçimden iki gün önce Adalet Bakanlığı başvurarak buna sebebiyet veriyor. Biraz önce çok şaşırdım. Dün, Adalet Bakanlığı onu yapmasa suç işlemiş tabii, oluyor zaten. Tabii Adalet Bakanlığı'nın görevi diyorum ya, tamamen bir hukuki. Ve siz yine basın açıklamasını, AK Parti'nin belediye başkan adayının açıklamasını yaptınız. Dün saatlerce bir katıldığım kanalda buradan sanki o aday başvuruyor, mazbatayı alıyor. Muazzam bir oyun var, bir operasyon var. Sonunda işte sizin bu kanalda... Mustafa Hocam, burada şunu belirteyim. Yani bana gelen bilgiler, Van'daki arkadaşlardan gelen bilgiler, dün akşam, yani dün Abdülahat Arvas Van'dayken bu kalkışma başlatıldığında hayati tehlikesinin olduğunu, çok yakınlarından bile ölüm tehditleri aldığını ve ailesiyle birlikte dışarı çıkamadığını, özel koruma altına alındığını ifade ediyor arkadaşlar. Yani öyle bir gelişmiş ki olaylar. Evet. Yani Abdülahat Arvas Van'da bu olaylar sırasında bana gelen bilgilere göre çok büyük bir tehdit altındaymış. Şu anda belki de Van'da değil, onu da bilmiyorum. Evet. Arkadaşlarım arıyorlar sürekli. Van'daki arkadaşlarım, telefonu, onlar da ulaşamıyorlar. Telefonu çekmeyen bir yerde belli ki, yoksa sizin numarayı görürse bilemiyorum artık. Ama okudum ya ama, şimdi. Hocam, şimdi şöyle Sayın Özgür Özel'in o konuşmasını arkadaşlar hazırlıyor. Ama ben Zeyd'den rica ediyorum, onu bir çek edelim. Özgür Özel bu konuşmayı Van'daki olaylarla ilgili mi yapıyor? Yoksa genel mi söylüyor?
onun ayrımını yaparak vermek en doğrusu olacak. Bu arada, yani Van'daki bu arada olaylar üzerine bu söylemi geliştirdiyse o da ayrı bir tartışma konusu. Tamamlayayım isterseniz. Evet Mustafa Hocam. Bu arada siz iki işte Murat Parti'nin neyse Çepni, bu gezi olaylarıyla Murat Çepni gezi olaylarıyla bağlantı yapıyor. Buna işte bir zemin hazırladıkları belli. Olay sadece Van'da olmuyor. Iğdır'da çok üst düzey değerli dostlarım var. Ondan videolar gönderdiler. Iğdır'da oluyor. Türkiye'de İstanbul'a kadar geliyor. İstanbul valimizi tebrik ediyoruz. Gerekli açıklamaları yapıyor. Bu olaylara karışanların hemen gözaltına alındıklarını ifade ediyor. Yani olay bir proje diyelim. Belli yani yeterliliği olmayan bir aday üzerinden mahkemenin yanlış kararını da muhakkak HSK değerlendirecektir. Sonra aynı mahkeme nasıl oluyor da o kararı verip sonra tekrar iptal ediyor. Bütün bunların sonunda Türkiye'de bir kaos oluşturmak. Diğer taraftan da bir taraftan da diyor ya Meral Hanım Danış Beştaş. Meral ya, Danış Beştaş. Maalesef üzülerek Erzurum milletvekili de demek. Erzurum'dan milletvekili seçildi. Evet. Buradan aday oldu. Dolayısıyla da o da diyor bizim oylarımızda yani İmamoğlu Bey'in seçilmesinde etkileri olduğunu söylüyor. Halbuki ben şu arada bir oylara bakıyorum. Yani sandığa gitmeyen oy oradaki yani tüm Türkiye'de sandığa gitmeyen oy demin oyundan fazla. Tabii. Dolayısıyla burada tamamen o zaman ne yapacak? Benim seçilmemde de etkileri oldu. İşte İstanbul'daki aldıkları oy belli. Verilen oy adaylarına belli. Bir buradan da bir bağımlılık görüyorlar. Burada bir vazife görüyor. Açıklamalar yapıyorlar. Ya Türkiye'yi karıştırmak istiyorlar. Buna biz 85 milyon ülkenin bölümümüz evet. Bütünlüğünden yana olan hepimiz bu sizin konuklarınız, bizi izleyenlerin neredeyse belki Akit TV'nin tüm izleyicileri buna asla izin vermeyiz. Buna Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili güvenlik kuruluşları, ilgili bakanlıklar, reisi cumhurumuz, Cumhur İttifakı, tüm bu yönde diğer farklı düşünen bütün partiler bizim gibi düşünen buna izin veremeyiz. Daha yani dakika bir peki. Bir seçimin sonucundan 24 saat geçmeden böyle bir olayın olmasına yönelik bir proje oluşmuş sonlarına neredeyse gelmişler ve hiç aday bizim AK Parti adayının böyle bir başvurusu olmamasına rağmen mazbatayı almış işte 55'lik oy o kanalda da mesela ya böyle bir şey olur mu bana soruyor 55 olan oy yerine 20 küsur alana nasıl verilir filan diye. Onu böyle söyleyen şey. Sokakları yakıp yıkana tek kelime etmiyordur. Ya, yani normalde de demek ki burada ne olur bir yanlışlık yapmayalım bu güzel günde bu güzel saatte birlik beraberliğimizi daha evet. Kuvvetlendirelim böyle provokasyonlara, yanlış haberlere tahrik edilmeye izin vermeyelim. Bu ülke bizim, bu ülkenin bugün buraya gelmesinde çok sayıda şehidimizin kanları var. Dolayısıyla da bizim başta sosyal medyada maalesef yani yanlış haberlerle vatandaş üzerinde algı oluşturulması, yanlış haberler, kötü niyetli kanalların haberleri, kötü niyetli yorumlar. Bu gerçek durumu sizin şu basın açıklamasını bile belki adaya ulaşamadınız ama kim bilir nerede ama o açıklama bile bir açıklık getirdi. Ne olur birbirimize dünden daha fazla kenetlenelim. Evet. Bu seçimin yani Kürt, bu seçimin sonucunda Kürt kardeşlerimizin de provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekiyor. Bir de bu seçimin sonucundan yani. Sonucundan muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi'de belediyecilik hizmetinde geçmiş dönemde veremediklerini vermeye kendisini enerjisini buna harcasın. Bu şehirlerin müthiş sorunları var. Bunların çözülmesine harcasın. Seçim bitti. 4 yıl daha seçim yok. Ülkemiz için 85 milyon için ülkenin bölünmez bütünlüğü için kenetlenelim diyorum. Şimdi Zeyd Özgür Özel'in konuşmasını dinlemiş yönetmenim Zeyd. Orada Özgür Özel Van olaylarıyla ilgili konuşuyor.
İşte yakmaya yıkmaya karşıyız ama diyor. Ama haklıyken haksız duruma düşeriz diyor. Ama genel anlamda o sokaktakiler Van halkı haklıdır diyor. Mazbata doğru yere verildi diyor. Kayyum uygulamasına karşıyız diyor. Deşifre evet. Deşifresi böyle konuşmanın ama ne kadar o bantın süresi sevgili Zeyd, onu da yazarsan bana, süremiz yeterliyse belki üzerinde tartışmak üzere verebiliriz. Ama Özcan hocam, şimdi duyguları istismar edilen bir Kürt halkı var, Kürtler var Türkiye'de. Şimdi Sayın Erdoğan da Diyarbakır konuşmasında teröre tepkinizi gösterin, her şeyi biz oturur konuşuruz dedi. Şimdi bu istismarın, yani hem HDP'nin hem PKK'nın hem dış odakların Kürtleri istismar etmesinin önüne nasıl geçeceğiz? Şimdi bir defa önce ben şunu söyleyeyim, yani buraya da not düşsün. Evet. Şimdi şu anda PKK'yı daha da bitirdiğiniz zaman bileceksiniz ki bunun uzantıları, yandaşları ya da bununla paralel olanlar ülke içerisinde kendilerinden söz ettirmeye başlayacaklar. Bitmedik, tükenmedik. Biz var olmaya devam ediyoruz. Evet. Onun için bana göre bu şey olmasaydı bile, Van hadisesi olmasaydı bile Şenlik adı altında ya da gösteri adı altında, kutlama adı altında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bunlar bu eylemlere devam edeceklerdi. Bunu okumak lazım. Nitekim orada mazbatanın verilip verilmemesi söz konusu oldu da bu olaylar madem çıktı. Esenyurt'ta ne oldu da Esenyurt'ta evleri, apartmanları taşa toprağa tutuyorlar? Yani hocam, şimdi bir de hazır olacaksınız. Her yerde hemen hemen mümkün olabilen her yerde. Şimdi bunların evet. amacı bakın demin çok ciddi bir şey söyledim. Ya Kürt kardeşlerimizi tahrik etmek, onların direnişlerini diri tutmak ve PKK'yı bu yönü itibariyle içselleştirmelerini ve PKK'nın yaptıklarını aslında kendi kazanımlarını sağlamak üzere yaptıkları duygusunu yaratmaya çalışıyor. Tabii şunu yapmaya çalışıyor. Bence PKK'da, DEM'de, Türkiye'de Kürt eşittir PKK olgusunu yerleştirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle. O oyu şimdi, dalıyor ama. Tabii. Nasıl? O oyu dalıyor. Yani o olguyu yerleştirmeye çalışıyor. Oyu alıyor ama aldığı oyların hepsi, yani DEM Parti'ye veya geçmişteki türevlerine oy veren Kürtlerin hepsinin PKK yandaşı olduğunu, PKK'yı desteklediğini söylemek vicdansızlık olur. Kesinlikle. Ama bazı hassasiyetler üzerinden işte oynuyorlar. Siz Diyarbakır'da DEM Parti adayı baskıyla. Tabii DEM Parti'nin adayı seçime girmesinin önüne geçilmemiş ama işte bir hukuki süreç başlamış. Orada o kritik süreçte mazbata AK Partili adaya verildi diye bir dedikodu çıkarırsanız o insanlar sokağa dökülüyor. O provokasyon ne şimdi, deniyor? Evet. Giderek bakın şimdi. Ben isterseniz şeyi bir verelim. Özgür Özel'in konuşmasını İsmail Küçükkaya'nın programında konuşmuş. Yani birinci ağızdan dinleyelim. Özgür Özel ne diyor? Buradan ne mesajlar çıkarılması gerekiyor? Osman Diyadin'e soracağım. Sonra diğer konuklarımla devam edeceğim. Manisa'da seçiyorlar. Osmaniye'de seçiyorlar. Rize'de seçiyorlar. Ama Diyarbakır'a, Van'a gelince seçemiyorlar. Yerine kayyum atanıyor. Olacak iş değil. Bu sefer kayyum meselesiyle ilgili tabii eskisi gibi kolay değil kayyum atamak. Yani şundan dolayı kolay değil. Çok ciddi tepki gösteriyoruz bu mevzuya ve bütün toplum karşısında. Bu sefer pusu kurmuşlar. Önden kayyum atamaya yönelik. Ne yapmışlar? 5 dakika kala adaya verilen, aylar öncesinden verilen memnu hakların iadesini iptal etmişler. Efendim aday olamaz. Yarışı birinci bitirdi. 3 kat oy almış. İkinciye altın madalya takacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani şunu da demiyor. Seçim iptal olacak falan dese. Seçimi yenileyelim dedi. O partinin yeni bir aday gösterme imkanı olur falan.
Kaybedene belediyeyi yönettirecek. Tam kayyum. Vanlılar sokağa döküldü. Tabii oradaki en büyük ayıp terör örgütü bileşenleri diyor. Ya Van'da o kadar terör örgütü bileşeni varsa mahvolmuşuz biz o zaman. O Van halkı o. Bütün sokaklar ortada. Ha yakmaya, yıkmaya, şiddete sonuna kadar karşıyız. Hı. Ve haklı yanaksız duruma düşersin. Sonuna kadar karşıyız. Ama demokratik tepki, yollara dökülme, protesto etme en doğrusu. Ben de önce açık tutum aldım buna karşı. Sonra da arkadaşlarımızı yolladık. Dörtlü biri uçak bulamadı. Üç arkadaş gitti. Üç hukukçu. Orada önemli bir mücadele verdiler. Tavırlarını koydular. Yani hem dayanışma hem teknik destek vermeye gittiler. Ardından da YSK kararı geldi. Ve YSK siyasi değil hukuki bir karar verdi. Mazbatayı doğru yere verdi. Ve YSK siyasi değil hukuki bir karar verdi. Şimdi tabii Sayın Özgür Özel'e oradaki olayların demokratik bir tepki mi yoksa işte polislere saldırının, polislerin taşlanmasının, resmi kurumların taşlanmasının ne olduğunun bir de sorulması gerekiyor herhalde, değil mi? Latif Bey. Bir de Latif Bey, Özgür Özel'in CHP'sinin Latif Bey bir üç hukukçu milletvekili bir gönderdik diyor. Ya sen ülkeyi yönetmeye talipsin. Birinci parti olmuşsun, böyle bir normalde Türkiye sana bu kadar oy vermiş. O zaman bir o üç hukukçudan gelen bir devlet adamı özelliği koy ortaya. Hukukçudan gelen al bilgileri ona göre paylaş. Yani normal internet sitelerinde, sosyal medyada onların hukukçusu yalan Sezgin Tanrıkulu. Yalan haberler üzerinden yorum yapıyor. Mustafa Hocam, peki. Mustafa Hocam onların Osman Diyadin onların hukukçusu Sezgin Tanrıkulu. Sezgin Tanrıkulu'nun da kim oldu belli. Onun için onlar 70 tane de hukukçu yolasılar oraya, fark etmez. Yazık yazık. Özgür Özel'in genel başkanlığının olduğu CHP bu ülkede ne yazık ki milli güvenlik sorunu haline dönüşecektir. Bu kadar basit. Şu konuşmasına bakın. Eskisi gibi diyor kayyum atanamaz. Meydan okuyor yani. Pusu kurmuşlar diyor. Yani kime diyor bunu biliyor musunuz? Yüksek Seçim Kurulu'na diyor bunu. Pusu kurmuşlar. Eskisi gibi diyor işte kayyum atayamazlar. Yani demek istiyor ki gidin hadi bakalım. İşte Diyarbakır'da, Mardin'de, orada bu PKK yandaşlarına, PKK'ya para gönderen belediye başkanlarına bundan sonra dokunun bakalım diyor. Bunu diyen CHP Genel Başkanı. Yani ne bakın, olur dokunulursa? İşte böyle Van'daki gibi kalkışma, yani prova dedim ya az önce ben. Ya da Van'da, Murat Çepne'nin dediği gibi. Latif abi bakın, Van'daki olay sıradan bir olay değil. Van'daki olay bir gösteri, bir provadır. Bundan sonra adımlar için bu gösteri provadır. Bakın bunlar hala sürüyor. Bugün Esenyurt'ta oldu. Bunları yaşadık. Eğer devlet zafiyet gösterirse o devlet ayakta duramaz. Devlet terör örgütlerine karşı, terör örgütü yandaşlarına karşı zafiyet içinde olamaz. Olursa devlet olmaz ya. Bu kadar net. Yani burada PKK bunu yapmış, bunu yapmış ama demokrasi var, özgürlük var. Ya devletin bekasının üzerinde demokrasi ve özgürlük olabilir mi? Beka yoksa özgürlük ve demokrasinin ne önemi var yani? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir yani? Yerel seçim olduğu için beka sorunu yok diyorlardı. Bu bir yerel seçim değildi bakın. Latif abi bu bir yerel seçim olmadığını seçimden önce ben defalarca da söyledim. Bu seçimi ülkenin az önce söylediğim gibi başka noktada taşınma seçimi haline getirdiler. Bunu ortaya koydular ve başarıyorlar da yani. Bakın daha dün, bugün iki, yarın ne olacak? Adam meydan okuyor. CHP demki parti genel başkanı değil. CHP genel başkanı diyor ki hadi bakalım bundan sonra yapın bakalım. Kayyum atayım bakalım diyor. Yani kimin adına bunu diyor? Osman Bey. PKK adına bunu diyor. Meydan okuma tabi. Hadi bakalım bundan sonra diyor. Kayyum atayım bakalım diyor. Latif Bey bir interaktif olsun. Osman Bey'e bir soru sorabilir miyim? Şimdi şöyle. Osman Bey'e bir soru sorabilir miyim? Osman Bey. Hocam sadece soru olsun. Zamanımız daralıyor. Herkes birkaç dakika şimdi konuşsun. YSK kararı verdi ama daha itiraz sürecini değerlendirmediği için diyelim o itiraz sürecinde çok olay açık. 3 yıl geçmemiş. O itiraz sürecine cevap verdikleri zaman diyecek ki 3 yıl dolmadığı için
bu yasaklanmış haklar geri verilemez. O zaman mazbatayı almış, belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş. O zaman ne yapacak yani? Burada bilmiyorum, hukukçu var mı aramızda? Ya tamam, tamam mı denilecek? Şimdi, yani hukuk süreci tamamlanmamış ki biz burada da bunu açıklamak durumundayız. Bugün bak tamam dediler, yarın yine bak aynı durum oldu. Ya 3 yılı doldurmamış. 3 yılı doldurmamış. Sevgili hocam, Osman Bey, sorumun cevabını rica ediyorum. Peki sorunuzu sordunuz, buyurun. Ya ben yine şunu söylüyorum. Bakın bu olay oradaki belediye başkanına mazbata verildi verilmedi. Ötesinde bir olay bu. Bakın bu ötesinde bu olay. Bunu göreceğiz. Bu bir provadır. Bu bir kalkışma projesidir. Bakın az önce televizyonda dinledik işte. Ne diyor? Gezi olaylarını diyor işte falan. Bak daha bugün bunlar oluyor ya. Dün ve bugün. Yani bu kalkışma projesidir. Provadır. Bakın bundan sonra adımız. Özgür Özel az önce söyledim, tekrar ediyorum. Diyor ki hadi bakalım bundan sonra diyor kayyum atayım bakalım diyor. Demiyor ki kardeşim Türk devletine, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı suç işleyenlere karşı Türk devleti gereğini yapar. Bunu diyemiyor adam. Bu sınırı komuyor adam. PKK ağzıyla konuşuluyor. Başka bir şey değil bu yani ya. Bu kadar şimdi, net. Şimdi evet, çok hocam. Açık. PKK'nın kendi bir iradesi yok. O Amerikan İsrail servisleri tarafından yönetiliyor. Maşa. Bu olay şu. Olacağı söyleyeyim size. Bu 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde bunun 3 yılı doldurmadığı memnun hakların iadesinde 3 yılı doldurmadığı için hukuk mecburen, bak mecburen ve zorunlu olarak bunu alacak da yerine kayyum atanacak. Doğru. Kayyum atanınca da yine bugün provası, bugün yaptıkları provayı daha da büyüterek bak Türkiye'ye o zaman yayarak. O tabii tabii o zaman yaptık, kazandık. Şimdi de yapıp kayyumu ortadan kaldıralım. O hukuksuz durumun emrivakiyle devam etmesini sağlayalım diyeceklerdir. Ve bugünden ona hazırlıklı olmak gerekir. Şimdi bu Özgür, başımızda... Özgür Özel'in söylemi. Şimdi böyle bir ortamda ortalık ısınmış. Van'da işler çığırından çıkmış. İnsanlar sokaklara dökülmüş. Yani bu soru sorulduğunda Özgür Özel'e yani insanlara ya hakkınızı işte taşkınlık yaparak aramayın. Sakin olun, bu devlette hukuk var demesi gerekirken kayyumları hatırlatıyor. Latife abi. Bundan sonra kayyum atayamayacaksınız diyor. Bu yangına körükle gitmek abi, değil mi? Kesinlikle öyle. Abi, devlet Türk devleti, bakın Türk devleti, sevgili hocam iyi biliyor. Türk devleti, bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir zafiyet içinde. Hiç kusura bakmasınlar. Bu heyet, giden heyette kim var? Az önce söyledim. Sezgin Tanrıkulu kim? Şu an dokunulmazlık dosyası. Meclisin sümen altında bekletilen insan. Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı alenen suç işlemekten dolayı. Ve herkes de biliyor. Şimdi bu insanları CHP heyet halinde bana yollamış da rapor istiyor. Ya kardeşim sen kimi kandırıyorsun ya? Kimi kandırıyorsun? Yine söylüyorum bakın. Bugünkü CHP yönetimi DEM Parti ile resmen organik bağını kurmuştur. Onlara rağmen hiçbir şey söyleyemez. Onlara rağmen tepki gösteremez. Bu, peki Özcan hocam tamamlayın. Bu mağduriyet yaratma ideolojisi seçimlerin sonucunu da bu tayin ediyor. Sayın Özgür Özel son derece dikkatli olması gerekirken devlet adamı gibi hareket etmesi gerekirken hukuku ve yargıya güvenmenin zorunlu ve gerekli olduğunu söylemesi hatırlatması gerekirken sokaktan bahsediyor. Yürüyüşten bahsediyor. Kayyumdan bahsediyor. Ve buna benzer şeylerden bahsediyor. Türkiye bu yönü itibariyle devleti yönetenler, özellikle hükümet oyuna gelmemesi gerekir. Bütün tedbirleri aldıktan Yüksek sonra... Yüksek Seçim Kurulu zaten bu oyunu bozdu. İşte yani bütün onların bütün hesabı sorulması oyunu gerekiyor. Ben ama. Söyleyeyim. Başından itibaren şimdi bunlar yarın bu adamı zorunlu olarak alacaksınız kardeşim. Ya anayasayı, yasaları yok edeceksin ya da bu atanan adamı 5-10 gün sonra alacaksınız göreden. Başka çıkış yolu yok bunun. Bunu aldığınız zaman da kayyum atadı diye
Orada daha önce sonuç aldık. Hadi bu sefer daha büyük kitleleri harekete geçirelim. Zaten PKK'nın istediği bu. Evet. Bunu çok dikkatli, akıllı hareket edilmesi gerekir. Evet. Düşmanın, bakın, göz o ki dağın arkasını göre, akıl o ki başa geleni bile. Bu minvalden hareket ederek önce tedbirleri almak, kıpırdayamaz hale getirmek, ondan sonra da gerekeni yapmak gerekiyor. Hukuku sonuna kadar uygulamak gerekiyor. Bu tip insanların da aday olması, başkan seçilmesi, şunları bunları tamamen ortadan kaldırması gerekiyor. Devletin bizzat kendisini kaldırması gerekiyor. Şimdi, Mustafa Hocam, kısa bir şey zaman daraldı kısa ama söyleyeyim. İstanbul'a tamam. Söz bakın, vereceğim. Seçim üzerinden yenilgisi üzerinde şimdi devleti zaaf içinde gösteriyorlar. Bakın, bu tehlike burada. Yani AK Parti iktidarı değil, bu devleti yöneten Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçim üzerinden zaaf içinde gösterip bundan yararlanmak istiyorlar. Onun için devlet zaafet kaldırmaz. Devlet masaya yumruğunu vuracak. Vurur. Evet. Vurur, şimdi Mustafa Hocam. Buyurun. Tabii ki şimdi yani yangına körükle giden siyasetçileri örnek almak doğru değil. Bir seçim yapıldı. Sayın Erdoğan demokratik bir yenilgi olarak bunu kabullendi. Hatalarımızı düzelteceğiz, tekrar milletin gönlüne gireceğiz dedi. Ya buna rağmen neler oluyor? Yani şimdi Özgür Özel'in bu konuşmasını nereye koyacağız? Yarın öbür gün diyelim ki belediyenin kaynaklarını terör örgütüne akıtan bir belediye olursa, buraya kayyum atanırsa, bu kez Cumhuriyet Halk Partisi de DEM partililerle beraber mi hareket edecek? Nereye gidiyoruz? Mecburen şimdi buradaki geldiği durumda, bu elde ettiği başarıda önemli bir katkısı olduğunu partilerinin, DEM'in sözcüleri bunu söylüyor. Rakamlar bunu söylüyor. Bunun için öyle bağımsız bir hareket edemeyecek. Esas işin ilginç tarafı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörle mücadelede, sınır güvenliğimizle ilgili gerekli tezkerelerde nasıl hareket edecek? Geçmişte yaptığından daha bu sefer DEM'le işbirliğini daha kuvvetlendirecek ki, çünkü bir seçim başarısında önemli bir etki var. Ve burada bizim yine gözden kaçırdığımız bir husus var. Yüksek Seçim Kurulu gerçekten bu kararı verdi. Hem de yani oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla verdi ama süreç tamamlanmamış. Yani 3 yılı doldurmadığı belli ya. Burada herkesin anlayacağı bir şekilde şunu bir tekrar söyleyelim. Bir ceza almış bir kişi, cezasını çektikten sonra tam 3 yıl geçmesi lazım ki bu yasakları ortadan kalksın. Dolayısıyla bunu buradan söylüyorum, çok mevzu oldu. 2025'te doluyor, bu sene 2024. Demek ki o itiraz, hukuki sürecin tamamlanmasında 15 gün sonra itirazına cevap verildiğinde net bir şey yani. Süre tamamlanmadığı için hakları tekrar mahkeme geri alacak. Bu zaman ne olacak? O zaman başkanlık koltuğuna oturmuş, işte altlığını, değerli Ankara'daki konuklarınızın söylediği gibi altlığını oluşturuyorlar bu sefer. Yani eylemler ya. Peki. Eylemleri yapamazsınız. Mustafa Hocam. Burası hukuk devleti. Hukuka aykırı aday koymuşsunuz. Bunu bilerek yapmışsınız. Bu bir oyun. Birinci de Yüksek Seçim Kurulu buna izin vermedi ama arkasından hukukun gereği olarak mecburen bu hak geri alınacak. Burada bir altyapı oluşturuluyor. Bu kararı veren mahkeme içinde zaten bizim görevimiz değil ama HSK gereğini yapacak. Adalet Bakanlığı hukuku olarak gerekli müracaatını araştırma yapmış. Araştırma başlatılmış. Yapmış. Mustafa Hocam, devlette, bir iki dakika hukukta, süren kaldı. Tamam, Ahmet devlette, Akın'a da bir söz devlette, vereyim. Devlette, hukukta, millette bunun en 85 milyonu memnun edecek bir hukuki kararı hepimiz kenetlenmiş olacağız diyorum. Peki. Ahmet Hocam, öyle diyor musun? Yani evet. Burada sadece dikkatli olması gereken devletin refleksleri değil, yani burada provokasyona tabi tutulan Kürt kardeşlerimiz var. Yani onların da uyanık olması gerekiyor. Onların da devlete güvenmesi gerekiyor. Yanlış adımlar atılmaması gerekiyor. Herkesin ayağını denk alması gerekiyor
diye düşünüyorum. Siyasi parti başkanlarının çok dikkatli olması lazım. Onu vurgulamak istemiştim. Evet. Tabii bu Özgür Özel'in konuşmasını da yorumlarsanız sevinirim Ahmet Hocam. Şimdi Latif Bey, bu böyle gidecek anlaşılan. Çünkü bu altyapısı hazırlanmış bir süreçte. Haşlanmış kurbağa sendromu gibi CHP'nin mitinglerinde Sancaktepe'de, Esenyurt'ta Öcalan posterleri açıldı. PKK lehine sloganlar atıldı. Ve maalesef çok acı, CHP'nin seçmeninin büyük bir kısmı buna alıştırıldı. Yani DEM'le, dolayısıyla PKK'yla bir ittifak sürecine alıştırıldı. Ama bakın bir şey daha söyleyeceğim. Bugün daha yaşanan bir olay. Saray ilçesinde CHP ilçe başkan vekili DEM'in %52 oy alan adayına yasaklı diye siyasi yasağı vardı. Yani terör örgütüne destek verdiğini düşünerek mahkemeye dava şey yapıyor. Yani seçim kuruluna itiraz ediyor. Dilekçe veriyor. Şikayet evet, dilekçesi veriyor. Peki sonuç veriyor. Ne? Evet. Sonuç aynı gün ihraç talebiyle CHP tarafından, CHP Van ilçe ve il başkanlığı tarafından ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi. Bakın bu kadar tehlikeli bir şey. Ben sadece şunu söyleyeyim. 31 yaşındaki Dan Brandon İngiltere'nin Hampshire eyaletinde evinde çok sayıda yılan besliyor. Bir gece bir yılanlardan birisi bunu boğarak öldürüyor. Yani CHP şu anda yaptığı şey bu aslında. Gideceği siyaset bu. Yapacağı şey bu. Maalesef vatansever, milliyetçi, Atatürkçü, Misak-ı Milli, Kuvayi Milliyeci CHP seçmeninin büyük bir kısmını da buna alıştırdılar. Bu şu anda artık geri dönüşü evet. Çok zor bir süreç. Ama halk bunun cevabını en güçlü şekilde verecek. Yani bu CHP ile DEM'in iç içe geçmişliği çok ağır bedeller ödeyecek CHP'ye. En başta CHP'ye. Bunlar gözümüzün önünde yaşanacak. Kendi ilçe başkanını bile DEM'e, ki aynısını AK Parti yapıyor işte. Yani AK Parti üzerinden gidiyordu Van genelinde. İlçesinde de CHP ilçe başkanı seçim kuruluna itiraz ettiği için sen nasıl DEM'in aleyhine bir itirazda bulunursun diye CHP il başkanı Van'ın ihraç ediyor. Bunların da hepsi CHP'li vatansever seçmenin gözü önünde yaşanıyor. Özgür Özel'in yapacağı bir şey yoktur. Özgür Özel bundan sonra DEM ne derse onu yapacaktır. Şey çünkü o pazarlıkla gelmiştir. Tabii ki kayyum atanmamalı diyecektir. Çünkü onun sözünü vermiştir Kent uzlaşısında. Tabii ki DEM'e laf söyletmeyecek. Tabii ki DEM'in her ne pahasına olursa bütün politikalarını destekleyecek. Ama bunun bedelini az önce söylediğim gibi pürüz zaferiyle ödeyecek. Bu çok uzun sürmeyecek. Bir yılı bulmaz bu iş. Halk bunun notunu çok iyi tutuyor. Evet. CHP'li seçmeninde büyük bir kısmı bunu görüyor. Esenyurt'ta evi taşlandığında Türk bayrağı astığı için bir vatandaşın PKK sempatizanları tarafından evi taşlandığında ve Özgür Özel aman sokak yürüyüşüdür, haklarıdır falan dediğinde o evi taşlanan, Türk bayrağı astığı için evi taşlanan vatandaşı Esenyurt'taki CHP'li de görüyor. Esenyurt demişken orada da bir adam. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın yani Ilıcalı, hocam Latif Bey, yani Mustafa hukukun Ilıcalı verdiği kararı çok açık, net, herkesin anlayacağı netlikte, yani bunu hükümet yaptı, bunu Cumhurbaşkanı yaptı demek, halkı sokağa dökmek bu ülkenin huzurunu, bütünlüğünü biz kaçıracağız, kaosa getireceğiz demenin somut göstergesi. Burada milletimiz bunu görecektir. Evet. Peki. Efendim Türkiye gündemini ilgilendiren konuları dinamit farkıyla konuşmaya, tartışmaya, ele almaya çalıştık. Konuklarım Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı, Profesör Doktor Ahmet Akın, Profesör Doktor Özcan Yeniçeri ve gazeteci yazar Osman Diyadin'di. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar abi, diliyorum. Saat Latif geç Bey, oldu. Latif Bey, hayırlı iftarlar. Kadir gece biz bayramımızda tebrik ederiz. Yarın önemli bir gece bizim için hepimiz Müslüman. Gazze'ye de dua gecesi edelim Latif abi. Gazze'ye bu mübarek gecelerde. Gazze'yi aslında ben her programda Gazze'den mutlaka bahsediyordum ama bugün konular çok sarktı. Gazze'de Avrupa'dan gelen yardım kuruluşlarındaki Hristiyan yardım kuruluşlarındaki gönüllü elemanları da İsrail katletti. Boy boy fotoğrafları yayınlandı. Avrupa halkı zaten Gazze'nin yanında.
Umarım bu olaylar Avrupalı devlet adamlarının ve Amerika'nın da aklını başına getirir. Efendim, bir sonraki Dinamit programında görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.